أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Cenab-ı Hak inayetini refik eylesin bize, tevfikini de refik eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye de daim kayım sayım eylesin. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı ihsanı, ikramı, lütfu ve keremi olan hizmet-i imaniyi elimizden almasın. Rızası dairesinde hareket ve hayrat kazandırarak iştirak-ı amal uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin ve teris olmayı nasip eylesin. Sevgili kardeşler, bugün ayın 7'si, 11. ay, 2021, Dima 180 oldu. Askerlikten mi teris olacağız abi? Aynen öyle. Ustad askerlikten teris diyor. Sen bir askersin diyor. Asker olabilirse abi. Evet, serserilik yapmasa, çarşı pazarda dolaşır. Asker adam iaşesini düşünmez. Yalnız talim ve cihattır. Vazifesi. Onu bırakıp çarşı pazarda dilencilik veya geçimiyle meşgul olursa hem onu yapamaz hem de asi cezası görür. Hem de askerlik yapmamış olur. Allah'a asker ve kul olmayı nasip eylesin. Dima 180, zihin 10. Mekan itibariyle tepecikteyiz. Bunlar bir şeyin anlaşılması için şarttır. Sebebi nuzulu, sebebi zuhuru, sebebi hakikati neresiydi, ne zamandı? Çok önemli. Tarih, mekan, konu ve kişiler. Şimdi geçen hafta ısınmak için yaklaşık, şöyle göstereyim. Şuraya kadar okumuştuk. İzahı yaptık. 1 saat 14 dakika sürmüş zihin hakkında. Şimdi izah yapıldığı için orayı izah yapmayacağım. Ama bir düz okumak istiyorum. Çünkü ısınma şey olsun, mukaddeme. Bugün de onun devamını biraz izahla şey yapacağız. Bu 2-3 günde zihin dersim toplaması bitmiş. Akıl toplaması bitti. Bitti yani onlar toplama. Şimdi sunum yapıyoruz beraber. Muzakere ediyoruz. Fakat okuyorum o toplamayı. O çalıştığımız toplamayı okuyorum. Orada sarahaten gittim. Mesela paragrafı koyuyorum şuradaki gibi. Şu kırmızı paragrafı koyuyorum. Buradan göstereyim. Mesela kırmızı paragrafı gösteriyorum. Anladım. Anladım derken sari. Fazla bir şey üretmek değil. Herkesin ortak bir noktası, çalışmam o. Fakat bu okuyacağım şey direkt metinden zahirde anlaşılmıyor. Ne anlamak istiyorsan öyle anlaşılıyor. Yani yazının ara boşlukları. Bir sayfa düşünün. Sayfa düşünün. Bir yazı var. Bir de yazıyı gösteren ara boşluğu var. Okuyacağım yer, ara boşlukları şun. Kur'an'ın dolayısıyla Risale-i Nur'da da öyle. Anlattıklarından kıyas edilmeyecek kadar fazla var anlatmak istediği. İşte onun için Kur'an'a 350 bin tefsir gelmiş. Bir kitaba 350 bin tefsir gelmiş. Kur'an'ın ayetinin her asırda bir masadakı vardır. Kur'an her bir ayetinin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Sağ olasın Bayram. Teşekkür ederim. Şimdi nereden çıktı diye izah yapıyorum. O çalışmamızda metini direkt metine bağlı. Çıkarım değil. Çok az çıkarım. Bu ise bütünsel külliyat kafasıyla Allah Allah
diye fikir yürütüyor. Ama okuduğum zaman anlarsınız ki nerede mesela geçiyor. Mesela Muhakemat 33'ten yazmışım. Bugün mesela Sözler 711. Bir Nazari peygamberi, bir bedevi, bir ilimde ulaşılmayacak seviyeye çıkarıyor. Sahabeye yetişilmiyor. Bir Nazari peygamberi ile bedevi sahabe oluyor. Onun sırrı. Tabii. Şimdi çıkarım yaptığınızda kaç tane noktayı nazara göre mesela bunu kontrol ediyorsunuz, sağlamasını yapıyorsunuz? Evet. Mesela böyle bir kriterler var mı? Yani şu ölçülere göre çıkarımımı bunlara göre yapıyorum. Çok güzel. Şimdi malum insan çalıştığı zaman, mekan, tam libas, yaşı, zaman, mekan, büyüdüğü ortam, nerede büyüdü bu, nerede yaşıyor, nerede yaşadı, yaşadığı kültür, gelenek, örf nedir, yedi, haram helal mı? Mesela haramla beslenen bir insan bu derslere devam edemez, dinleyemez, tahammül edemez. Yani gaflet verir. Şaşır, evet, boşuna büyükler harama dikkat etmemiş. Bırakmaz seni. Haram senin yakını bırakmaz. Miras hukukunda haram yiyorsun. Veya. Yani bırakmaz seni. Bir de giydin libas. Etkiler seni. Mesela zayıf gözükmek istiyorsanız bedensel, kilonu göstermek istemiyorsan şey giyeceksin. Olgunluk vesaire. Yani renklerin de dili var. Zaman, zemin, tam libas. Libas nedir? Şairi, menfi veya müsbeti, geçmişi geleceğe taşıyan ruhtur. Ruhun kimlik kartıdır. Şair, nüfus cüzdanı, mezar taşları, tesettür, sakal, takke gibi. Biz şimdi okuduğum dima, tahayyül, tasavvur, taakkul, diman mertebelerini çalıştık. Daha önce hayat çalıştık. Ruh çalıştık. Çalıştık. Bunlar hepsi senin aleminde süzgeç gibidir. İster istemez etkileniyor. Yani niye zaman zemin tamiri bahsettim? Seni oluşturmuş. Seni oluşturmuş. Ne kadar oluşturmuşsa. Çalıştığımız dersler. Hep o süzgeçlerden geçiyor bunlar. Mesela sen illa araba kullanırken debriyaja basıyorum, gaza basıyorum, frene basıyorum, vitesle. Böyle bir düşünselin yok. Melekedir bu. Melekedir. Bu melekenin dimadaki adı fehimdir. Süzgeçlerden o şey yapıyor. Fehim ve bir de dikkat. Şimdi bizim o sistem kurulduğu için, yani kurulduğu kadar, herkeste bir kurulum var. Bendeki de işte çalıştığım kadar, yaşım, gayretim, mesaim, paylaşımcılığım, helal harama dikkatim, tefekkürüm, mesela lavaboya giderken, elimde olmayarak yürürken, mesela Arnavutköy'den dün geliyorum, Arnavutköy'e gelirken, sağa çekmişim, yazdım yani, o yamuk yumuk yazılıyor. Bazı derslerde görmüşsünüz de çekti gönderdi, uçakta yazmış. Ha şimdi şuradan şuraya gidiyorum diyor falan. O sistem kontrol ediyor. Ama gene söylüyorum, doğru olduğunu bilmiyorum. Noktayı nazar. Çünkü niye? Beni semavi bir şey onaylamamış ustad gibi. İkaz almıyorum. Bir noktayı nazar diyorum. Zaten çıkarım. Bu konuşmamı onun için yapıyorum. Ama dersi metinlesem bunu demiyorum. Bak burada böyle diyor. Burada böyle diyor. Mesela sahabe yetişilmiyor. Nereden biliyorsun? Öyle yazıyor. Bitti. Ama diğerine diyorum ki katılmak zorunda değilsin. Ama benim sistem imbiklerinden süzülen bu. İşine gelirse alırsın onları, diğerlerini atarsın diyor. Ustad da böyle diyor. Mehenge vur diyor. Şimdi ben geçen hafta İzahlı yaptığımı izahsız düz okuyacağım. Şu kadar.
Sonra izahlı çıkarım yapacağız. Bir İmam-ı Şafii'de bir sözle başlamıştım. Rahmetullahi aleyh. Tanıdığın her insanda tanımadığın bir insan gizlidir. Devamlı değişik benleri yaşamamak gerekir. Hadiseler ve olaylar sana sıkıntı vermek için değil, tahayyül ve tasavvurunu zengin etmek içindir. Hastalık, musibetler gibi. Kim olduğunu bilmeden yaşamak kadar zor bir şey bilmiyor. Kim olduğunu bilmiyorsan, nerede, niçin olduğunu ve ne yapman gerektiğini de bilemeyeceksin. Kendini bilmenin ötesinde de kendini keşfet. Bilmenin ilerisi keşif. Uyanınca rüyadaki gerçeklikler değişmiş ve de şaşırmayız. Rüya değişmiş ama şaşırmıyoruz. Vay be deriz. Ama rüyadayken doğruydu. Şimdi şaşırıyoruz. Ölüm anında da böyle olacak. Ruhlar aleminden anne karnına düştüğümüz gibi meftle de alemi berzaha düşeceğiz. Aynı kanun. Sureti değişik. Suret değişik. Başka bir şey yok ya. İnsanlar uykudadırlar. Ölünce uyanırlar. Sırrı bu. Bu manada. Başka, sahte benlik ucuzdur. Keşfetmek kendini demek, keşfet kendini demek, seni içeriye aslına yol açılacak ve seni içeriye davet edecek. Bunun sebebi, yani nasıl olacak bu? Ucuz zevklerden ve lezzetlerden uzak durabilirsen. İnsanlara kızman, niye kızıyoruz? Onun sözünün ve fiilinin failini zannetmekten geliyor. Onu fail zannediyoruz. Dışarıdan insanlardan giydirilen ucuz elbiselere ihtimam gösterme. Elbise giydiriliyor. Ne desinler diye giydirildiği için ben de onu yaşıyorum. Ucuz öfke oltasına da gelme. Öfkenin kaliteli olmasına bak. Değsin yani kızma. Dışarıda olduğuna delil. Dışarıda mıyım, içeride miyim? Ona delil. İnsanlardan çabuk ve ucuza etkilenmendir. Dışarıdasın o zaman. Dışarıda yaşayanın referansları çok olur. Dışarıda yaşayanların dış dünyadaki referansları çok olur. Ama içsel alemdekilerin referansları pek yoktur. Çok azdır. Vahidir gibi. Dışarıda yaşıyorsan dimağdasın, içeride yaşıyorsan zihindesin. Gibi, evet. Evet. Kendini merak etmeyi, aramayı bırakma, usanma. Herkes kendine lazım olduğu kadar farkında. Yani çoluk çocuğa, ya olmuyor işte. İhtiyacı kadar farkındalığı var. Fazlalık veya noksanlık bizim kıyaslarla ortaya çıkıyor. Yani bu topaldır, bu zengindir, bu fakirdir, bu olmadı. Olmadı değişimizin sebebi biz kıyas yapıyoruz. Nasıl ki bebeğe sırf gıda ihtiyacı var, farkındalığı da o kadardır. Bebeğin farkındalığı ne kadardır? Gıda kadardır. Adem'den vücuda çıkarıldığımız için çok şanslı, nasipli, bahtiyar ve değerliyiz. Düşünebiliyor musun ki seni Allah tercih etti? Bunun farkındalığının şükrünün keyfine bak. Cinler ve insanların dışında kendini kötü hisseden var mı acaba? Merak ediyor. Meleklerde böyle bir şey yok. Hayvanlarda varsa da öyle bir geçicidir. Kalitesiz yani. Dertleri de, sıkıntıları da kalitesiz. İnsan kelimesi insan olmadığı gibi Malatya'ya hoş geldiniz yazısı da Malatya değildir.
İnsan peki nedir? İnsan, yani komplim bir şekilde, insan olduğuna inanan, fark edip farkındalığına yatırım yapan, düşünme ve akletme ile fıtratındaki alamet işaretleriyle iz süren, dış ve iç olmak üzere iki alemi beraber aynı anda yaşayan, her şey açık ve belli iken görüp işitmeyen, aynı zamanda nazarda olmayanları görüp işiten, yani gördüğü halde anlamayan, böyle olduğumuz gibi sağır olup kör olmuşlar, belki divane olmuşlar ki bu hakikati görmüyorlar, anlamıyorlar. Tam tersi de, yani gördüğüne anlam yükleyemediği gibi sırf gördüğüne hapsolanlar da var. Biz ya, iki tarafımız. Bir de okuyun bunu. Dış ve iç olmak üzere iki alemi beraber yaşayan, her şey açık ve belli iken görüp işitmeyen, aynı zamanda nazarda olmayanları görüp işiten, olmayanları görebilen, gene biziz. Mazi, hal ve istikbali anda yaşayabilen, vefa gibi duygulara anlam yükleyebilen, çok şiddetli ihtiyacı olduğu halde vazgeçebilen, hayalleri ve düşünceleriyle herkes kendi hususi alemini oluşturabilen, iman edip reddedebilen, bir çift sözüyle 20 sene unutamayan, 18 bin zıtlar alemi aleminde cem edebilen bir mahlukuz. Burada bitti. Geçen hafta. 1 saat 14 dakika sürdü. Merak eden sırf bu izahı, zihni, şu anda ders bu sabah atıldı o, zihnin tefekkürü hulasası diye bu orası izah ediliyor. Şimdi bundan sonra yeni okuyorum. Yani başka maksat için demeyeceğim. Hakikaten şu hulasalı veciz cümleleri bulamayız. Ehillerini de biliyor. Şöyle, bilim insanları yer yer, sizin hepiniz haberiniz olması şart değil. Konferanslara gitmişim, ekseri konuşmacı yaptılar. Biliyorlar. Biliyorum yani. Bu sahadaki, piyasadaki insanların kimler olduğunu biliyorum. Niçin söyledim bunu? Mesela zihni anlatıyor bilimsel insanlar. Fakat bir zihni anlatırken %90'ı zihni bilmiyor. Yani ustada dayanarak söylüyorum. Zihni aklın bir sıfatı olarak görüyor. %90. Bilinç diyor zihne. Bilgileri işleme merkezi diyorlar. Bilerek söylüyorum bunu. En yetkili ağzın özelliği. Aklın işleme merkezi. Hususi dünyamız diyor. Ama hepsi dimağda aklın bir sıfatı görüyor. Hepsi %98'e kadar var. Oysa tabii nereden bilecektik? Usta zihni vicdanın sisteminde olduğunu, 4 sıfatında bir sıfatıdır. Vicdanı böyle karpuz kabuğu, soğan gibi düşünürseniz, en diş kabuğunda irade, zihin, his, latife-i Rabbani. Bakın zihnin yeri neresidir? İçsel alemin yaşanan bir alem. İç alemimizin yaşandığı. Ne demek yaşandı? Biz nerede yaşıyoruz? Alem-i şehadet. Alem-i şehadet nasıl? Bu dima burada yaşıyor, aklımız, kafa. Bu alemde yaşıyoruz. Bu ne kadar gerçek? Ev var, araba var, kuşlar var falan. Bu böyle. Bu aklımız burada çalışır. İhtiyar da buradadır. Tamam. Bu ne kadar gerçek? İçsel alemde yaşadığımız alem zihindir. O kadar gerçektir. Yani yaşadığımız şunlar ne kadar gerçekse o da o kadar gerçektir. Şahit olduğumuz bir gerçek. Evet. Hem de şahit olduğumuz. Allah razı olsun. Oranın anahtarı akıl olduğu gibi tercihi de ihtiyardır. Zihnin ise
iradedir. İradedir yani. Şuurdur aklı. Oranında aklı şuur. Şuur altı diyorlar ama yani şey için söyledim, şükür için söylüyorum. Bak orayı da biliyorum. Bilinçaltı diyorlar. Abi. Bilinçaltı diyor. Bilinçle şuur aynı şey mi onların söyledikleri? Yani onlar bilinç diye tarif ettikleri evet, şey şuur. Evet, şuur. Şuuru kastediyor. Şuuru kastediyor. Bunlar ehli, dekan bunlar. Tanışıyorum, biliyorum yani. Göztepe'de belediyenin konferans salonunda bu benim hadiseden önce çok davet ediyorlardı. Hemen hemen her pazartesi gidiyordum. Yani 2-3 kişi konuşmacı, bir tane de bendim. Niçin ikide bir söylüyorum? Yani orayı bilmeden külliyata da şey yapmamışım yani. Onların konuşmalarını da biliyorum. Külliyatı da okuduğum bakışım böyle. Yani süzgeçim öyle olmuş. Zihin vicdandadır. Bugün bilim insanına göre daha tespit edemedi. Bu vicdandadır. Tabii bizim tespit değil. Ustadın. Ruhun dört asası, vicdanın dört unsuru olan irade, zihniz, latife Rabbani diyor. Ondan biliyorum yani. Ben naklediyorum. Çok şükür. Ama o mesela dekanla ben bizzat konuştum. Tıp fakültesinin kurucusu, gerek yok üniversitesini. Biliyor bizi. Hoca kardeşim dedi, sen konuşmanı şey yaptın ama yani biraz çok şey ya dedi. Mesela zihnin aklın içerisinde bir sıfat olmasını %100 inanıyor. Vicdan denilen bir sistemde onu böyle gösterim çizdim. Böyle çok zor tipi dedi bizim için. Yani çıkaramaz. Yani dışarıya çıkaramaz zihni. Mümkün değil. Aklın mahkumu. Evet, mümkün değil. Yani inatlaşamıyor da. Çünkü niye? Bilim insanı inat etmez. Öyle inat eden cahil insandır. Yani ne kadar olumsuz dayık desen olabilir der, güler geçer. Seninle inatlaşmaz. Yani kültürlü insan o. Ama o tipten değil yani. Yani zaten dedi tasavvuf geleneği, tasavvuf diye düşünüyor. Yani bizi aşıyor dedi. Peki ne gördüm ben? Bak çok önemli bir şey söyleyeceğim veya gayret edeceğim, nedir? Zihni izah ederken zihni tanımak için ilişki ve çelişkileriyle tanımaya çalışıyorlar. Yani dış dünyadan gelen verilerle nasıl çalışır? İçteki mesela karaciğerinde, ama çok şükür şuna geldiler. Hep derdim hatırlarsınız, iradenin, zihnin, aklın, tahayyülün, tasavvurun, vefanın, şefkatin, hayanın, edebin, şehvetin hepsinin müstakil vücudu var, hayatı var, ruhu var ve şuuru var. Hepsi müstakildir. Ama bütünsel çalışır. Çok şükür karaciğerin bile beyni olduğunu, ben dekanda bizzat bana, kendi karaciğerin, böbreğin, dalağın, yani beynin dışında beynin içsel sistemin bütünlüğü olduğunu, o iletişim kurduğunu beyinle, diğer organlarla, Musa böyle bir, hatta çok tuhaftır, o adam ehil yani, bunun bile şuuru var diyor, hayatı var, usta da öyle diyor. Asar-ı Bedi'de şey denilen her şey hayattadır der. Yani yaratılan her şey hayattan yaratılmış. Beyin diye tarif ettiği şey o eşyanın müekkel melaikesi midir abi? Öyle. Çünkü niye? Çünkü diyor ilişki ve çelişkilerini biliyor diyor. Bu ancak diyor bir tercihtir. Bu da beyinle olur diyor. Yani şuurla olur. Yani taşın veya karaciğerin her bir hücresinin şuuru ve aklı olduğunu söylüyor. Bu yeni yani. Bu yeni bilim yani, yeni tespit onların. Yani karaciğerin her bir hücresi akıllıdır. Kuantum fiziğinden sonra ortaya çıktı. Müstakildir. Yani kendi ilişki çelişkileri hücrenin ilişki çelişkilerini bu yapar. Aynı zamanda o karaciğer hücresi bütün hücrelerle ilişki ve çelişkidedir. Bu bütünsellik çevresiyle ve aklıyla ilişkilidir. Böyle. Dolayısıyla insan bu sistemin bütünselliğin işlemesinden ortaya çıkan bilinç diyor. Yani şuura zihin diyoruz diyor adam. Yani
Bununla ben şunu söylemek istiyorum. Zihni veya herhangi bir şeyi anlatırken Resul kendi içsel donanımlarıyla artı dış dünya ile ne irtibatı varsa onunla izah ediyor. Bizim fark ne? Bunlardan ayrı bizim şeyi insanın herhangi bir şeyin izah ederken tahayyülün tasavvur zihnini vahiy merkez değil. Harici bir şeyle tanımaya çalışıyoruz. Vahiy ile. Şimdi o başka çaresi yoktur yani. Mesela diyelim ki karaciğeri veya kalbin atışını ile böyle dış dünyada gelişen hadiselerde beslendiği, giydiği, yani mekanın insana yaptığı, kişilerin konuşması etkileniyor. Ama fark insan hiçbir sebep olmasa bile 18 bin alemin hulasası olduğunda o alemler aktif olunca bizde aktiflik oluyor. Mesela kuvve-i hayaliye alev misala pencere olur diyor. Bunu diyemez çünkü alev misali bilmiyor. Yani en bariz misalim şu. Cinleri ve şeytanları kabul etmeyen bazı tipler mesela o tıbbı ile organın hastalığını diyelim ki beynin hastalığını ile nöronlarla işte sinir sistemleriyle hücre bağlantılarıyla izah etmek zorundadır. Başka yani böyledir. Biyolojik olarak. Biyolojik olarak. Tamam sonuç böyledir hepsi. Cinler de dahi yapsa, şeytanlar dahi yapsa biyolojiktir. Fakat bunu etkileyen bir kültür, gelenek, bir rüya, bir etraftaki etkilenme olduğu gibi vahiy de olabiliyor. Yani insana bir anda ilham olur. İlham olur, sunuat olur, tuluat olur, işaret olur, hatırat olur. Olur da olur. Bir anda aleminde düşer bu. Hemen çalışıyor mesela telepati diyor. Ama bizde hemen zihnimize geliyor. Mesela geldi, ya dua istiyor vesaire, dua etti. Pat diye geliyor, ben de hemen bir telefonu, ya doktor hayırdır, ne haber, iyi misin? Hayırdır abi, ne? Vallahi ne bileyim, zihnime geldi. Ya biz de seni düşünüyorduk. Yani bunu hücreyle biraz. Fakat kuantum fiziği buna yaklaştı. Çünkü her bir düşünce olması gereken her yerdedir. Ben doktoru hatırladığım için o bana telefon ediyor. Kuantum fiziği diyor ki, burada bir mucizelik yoktur diyor. Kuantum fiziğinde böyledir. Ben düşündüğüm anda benim düşüncem olması gereken her yerdedir. O onu fark etti. Dur ya sen kardeşe bir telefon ediyor. Bende uyananı onda da olduğu için bana telefon ediyor. Kuantum fiziği mucize değil diyor. Mesela fizik olması gereken yerdedir bu. Bir yerdedir. Kuantum fiziğine göre olması gereken her yerdedir. Cennette mucize bir şeyin bir yerde olmasıdır. Dünyada mucize bir şeyin her yerde olması. Mesela şu anda gelinen bilimin son şeylerini takip ettiğim için biliyorum yani onları. Diyor ki fizikte atom iki şekilde hareket eder. Bir parçacık, bir dalga. Onu diyen bilim insanları var, bunu diyen var. En son nereye geldiler? Atom eğer harici bir şeyle izleniliyorsa, onun da beyni vardır, bir atomun da beyni vardır. İzleniyorsa dalgacık iken taneciye, tanecik hareketini dalgaya da dönüştürebiliyor. Bu korkunç bir şey yani. Harika bir buluşları. Bu sağlık bakımından da mükemmel yani. Mesela şuraya geldiler. Ekseri hastalar, ustad da öyle diyor. Ekseri hastalar diyor. İnsan düşüncesiyle şey yapıyor. Celbediyor, aktif ediyor. Mesela kanser hücresinde aklı olduğunu söylüyor adam. Nasıl davranacağını biliyor diyor. Çünkü kuantum fiziğinde baktığınız zaman tanecikle hareket ederken bakmadığınız zaman, gözlemlenmediği zaman dalga hareketi yapıyor. Yani o nereden biliyor ben takip ediliyorum? Neyse şimdi bizim farkımız yani Risale-i Nur veya işte böyle bu hakikati takip edenler bilim artı vahiy ile bakıyoruz. Yoksa zihnin, aklın sıfatı olduğunu asla çıkamazdık. Kim dese de inanamazdık. Risale'de Kur'an'ın tefsiri olduğu için zihin, ruhun dört asası, vicdanın dört unsurundan birisidir. Ve
iç alemimizin oluşturan bir dünyadır, yaşanan bir dünyadır. Hayat-ı tekviniyedir. Dış dünya şu anda ne kadar gerçekse akıl için, şey için, vicdan için, his için, latife için, zihinde bu gerçekliğin zeminidir, kendisidir. Hasan abi hem iç alemimizi oluşturuyor, hem ahiret alemimizi oluşturuyor zihin. Evet. Yani alemleri diyor, ahiret alemlerinde bir alem açılır. Evet. Yani zaten zihnin varlığı veya Adem alemlerini oluşturuyor. Oluşturuyor. Zaten yani, zihnin kendisi ahiretin en güzel ispatıdır. Evet. Dış dünyanın dışında iç dünya. Sanki bu beden kum saatinin böyle belince ya, kum böyle geliyor, inceleşiyor, genişleniyor. Şimdi alem-i şehadet geliyor, bende bu bedende ufalıyor, daralıyor. Gayb alemlerine açılıyorum ben. Genişleniyor. Yani kum saatiyiz biz. Kum saati, hiç farkımız yok. Alem-i şehadet, tamam mı? Alem-i şehadet veya elestu bi rabbikum, ruhlar alemi geliyor. Ruhlar alemi elestu bi rabbikum geliyor. Alem-i şehadette insanda belin o, kumsal şeyin inceldiği o. Tam inceliyor, genişleniyor. Neyle? Zihin ile genişleniyor. Zihin ötelerin şeyi. Zaten bunu söyleyecek. Hadi bismillah. Şeyi, akılla Adem alemlerini veya Adem'in kendisini anlamlandıramadığı için sıkıntı yaşıyor. Yaşıyor. Ama zihinle... Zihinle olsaydı Adem'i gayet rahat anlardı. Yani Adem'i biz zihinle alıyoruz, evet, değil mi? Evet, başka yok. Çünkü akıl ilişki ve çelişki aletidir. Mesela ölümü de anlayamaz akıl. Hani ölüm korkusu nereden geliyor hatırlarsınız. Ruh Adem'den korkuyor böyle. Adem'den korkuyor da rahatsız oluyor. Ama yokluğa düşmekten çekiniyor ya. Usta çok der bunu. Ruh yokluğa düşmekten çekiniyor. Rahatsız oluyor. Ama niçin rahatsız olduğunu da bilmiyor. Çünkü yokun vücudu olmadığı için ruh tanımlayamıyor. Sonra ruh sultan ya padişah çağırıyor vezirini. Hatta diyor ki gel buraya. Görüyorsun benim halimi. Ne bu bende korku ya? Bu halim ne benim? Git dedi, araştır bana, dosyayı getir. Baş üstüne efendim diyor. Gidiyor. Akıl, bu ruh niye rahatsız? İlişki çelişkilerine bakıyor. Adem olduğu için, yokluğa düşmekten olduğundan bilemiyor akıl bunu. Akıl ilişki ve çelişki aletidir. Adem'i bilemez. Çünkü vücudu yok. Şimdi akıl bir de bilmiyorum da diyemez. Olan ruh alttan bakıyor, ruh niye rahatsız? Üstten bakıyor, sağdan soldan çarpamıyor. En son rapor tutuyor. Diyor ki efendim diyor, ölüm korkusundan kaynaklanıyor sizin bu rahatsızlığınız diye rapor veriyor. Bu acizliğinden. Zihin diyor ki, zihin de rapor tutuyor. Hayır efendim diyor. Adem'e düşmekten rahatsız oluyorsunuz. Ruh diyor ki Adem nedir? Eğer tanımlayabilseydim, izah edebilseydim Adem demezdik diyor. Zihin bunu cevap veriyor. Bulanık dereye girip temizlenmeyi deneme. Bulanık dereye girip temizlenmeyi deneme. Derenin düzelmesini bekle. Sabredersen az sonra çamurlar dibe çökecek. Hazreti Ali'nin sözü de var ya buna ait. Radiyallahu anh. Sidikle, idrarla eşya temizlenmez. Kirli eşya temizlenemez. Onları havalandıran şartlar yok olmasını bekle. Yani derenin bulanık olmasına, derenin gelmesine sebep olan şartları yok olmasını bekle. Gece çevremde duyduğum sesleri gündüz yok olurdu. Anladım ki gündüzün gürültüleri örtmüş onları. Mesela yattığım zaman tansiyon hastaları dere şırıltısı duyarlar kulaklarında. Ama gece olur. Gündüz de olur ama gündüzün gürültüsü örtüyor. Anlamıyor. Bir de manevi taraflar var. Gece sıkılıyorsanız, gündüz değişik oluyorsa, yani sıkıntınızın cinsi ve şiddeti gece gündüz değişiyorsa, eğer gece ile gündüz sıkıntı eşitse biyolojiktir. Gece sıkılıyorsunuz, gündüz sıkılmıyorsanız tamamen ruhsaldır.
Mesela niye? Kolum kırıldı. Bunun gecesi gündüzü yoktur. Kolum kırıldıysa, dişim ağrıyorsa gece de ağrır, gündüz de ağrır. Onun gecesi gündüzü yoktur. Tamam? Yani biyolojiktir. Ama gece yatamıyorum. Yani biyolojik bir şey değil mi? Sıkılıyorum. Gündüz bir şey yok. Ezan okunurken rahatlıyorum. Ha, demek ki gecenin şerinden Allah söylüyor ya. Nas'ta mı? Felek'te mi diyor? Gecenin çökmüş. Çökmüş gecenin şerinden Allah bana sığının diye ayet var. Nasıl geçiyordu? Havuz. Kulun felek kulazı bir rabbil felek min şerri ma halak ve min şerri gâsikin izâ vakabı. İşte bu surede. Orada gecenin şerrinden. Gâsikin izâ vakabı. Gece çevremde duyduğum sesleri gündüz yok olurdu. Anladım ki gündüzün gürültüleri örtmüş onları. Şeytanın gündüzü gecesi yok iken cinlerin gündüz uyudukları gece ayık olduklarından bize göre ters hayat yaşıyorlar. Yani şeytanın gece gündüzü yoktur. Eşittir. Cinler öyle değil. Cinlerin Müslümanı var, kafir var, şeytanın yok. Şeytanın gece gündüzü yoktur. Çift cinsiyetlidir. Hem kadınlık hem erkeklik şeyi var, sistemi var. Kendisine kendisine olduğu için lanetlenmiştir. Bu eylemi yapan insanlara da lanet ondan inmiştir. Ama cinlerin Müslümanı vardır. Gece gündüzü vardır. Bizim gündüzümüz maişet için, gecemiz istirahat örtüsü. Allah söylüyor ayette. Cinlerin tersi. Gece onların, bizim gecemiz onların maişet için. Bizim şu anda gündüz, şu andaki gün onlar yatıyor. Ayakta olursa, niçin anlatıyorsun? Eğer sen gece ayakta olursan seni rahatsız eder. Onların sahasına, hududuna girmiş oluyorsun. Mesela şöyle bir insan düşünün. Gece hiç yatmıyor. Allah gece istirahat dediği halde. Gündüz yatıyor. Gece kitap okuyor. Gece kitaplar ne yapıyorsa gece yapıyor. Gündüz yapmıyor. Gündüz yatıyorsa bu hastadır. Çünkü Kur'an'a göre ters çalışıyor sistemi. Gece istirahat örtüsü yaptım diyor. Adam çalışıyor. Gündüz maişet için zemin yaptım diyor. Uyuyor. Yani demek ki birileri rahatsız ediyor. Gece rahatsız oluyorsa şeytani değil, cinnidir. Çünkü sistem öyle çalışıyor. Bunları bilmek çok mesele değil. Yalnız nasıl sistem çalışıyorsa o kadar yani. Onları senin hayatının terslerinden, garip garip düşüncelerinin gelmesinden onların geldiklerini anlarsın. Yani gece geldiğini nasıl anlarsın? Garip garip düşünce geliyorsa, garip garip böyle evhamlar, vehimler vesveseli geliyorsa ille içeriye girmiş değil, sinyal alıyorsun. Zihne geleceğim bunlarla. Nasıl ki birbirlerine kelimeler binmesin diye ara boşluğu gibi. Mesela bir yazı düşünün. Birbirinin üzerine kelimeler binmesin diye ara boşlukları var yazının. Yazı işte yazı. Ara boşluğu var. O zihnin ara boşluğu olmasa zihin gözükmez. Ama birbirinin üzerine yazarsan hiçbir şey anlaşılmaz. Dünya ve ahiret arasında da berzahlar var. Ara boşlukları var. Dünya ahiret iç içe olmasın diye. Kitap okurken her nazar yazıya odaklanmışken, yani mesela kitap okuyorsun, tamam? Kitap okurken insanın nazarı yazıya odaklanmışken aslında boşluk. Boşluk nedir? Yazıyı gösteren zeminsiz zemin ya, aslında mükemmel bir zemin. Bu Adem'dir. Yazının Adem'i ara boşluğu. Yani şunu kastediyorum. Yani bu yazı vücudidir. Onu gösteren Adem. Boşluk yani. Onu kaldırırsan yazı yoktur. Bir de okuyayım burayı. Kitap okurken her nazar yazıya odaklanmışken aslında boşluk yani Adem seni varlığa kelimeye itendir. Yani ilk önce gözüken boşluktur da yazıyı görüyoruz zannediyoruz. Boşluk seni yazıya itiyor.
Çünkü insan hep ilk önce nazarı hep ademidir. Mesela diyelim ki hiçbir şey yok, hemen insanın kendisini kötü hisseder. İmam-ı Şafii'nin güzel bir sözü var bana, diyor ki hak ile meşgul olmasan batıl seni işgal eder. Yani eğer sende sıkıntı varsa hak ile meşgul değilsin demektir. Bitti. Tepene bu biner. Kendini hak ile, doğru ile meşgul etmezseniz batıl sizi işgal eder. Çok acayip ya. Sistem bildiğin zaman, yani beden, bedenle biz burada tanımlanmak için, adreslenmek için, yani anlam kazanmak için varız. Yani beden nüfus cüzdanı gibi. Bunun için beden var bir manası. Ama aslı biz beden değiliz. Beden adresimiz belli olsun diye var. Dünyayı dünya için çok ciddiye alma, yaşamayı da dünya için isteme, dünyayı fazla ciddiye alma, yaşamayı da dünya için isteme, boşluklar sende iz bırakmaz. Tıpkı müzik çalarken çalmadığı anlar gibi. Mesela şimdi müzik çalıyor. Peş peşe değil, ara boşlukları var. Tın 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 tın. Ama ara boşluğu var. Ara boşluğu olmasa o şey olmaz. Seslerde de böyledir. Ara boşluğu kaldırırsan zaman mekan kalkar. Boşluklar sende iz bırakmaz. Yani mesela tın 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 sana iz bırakırken aradaki o boşluk tın tın. Ses sende bir tesir yapar ama boşluk yapmıyor. Boşluklar sende iz bırakmaz, tıpkı müzik çalarken çalmadığı anlar gibi. Hiç sessizliği düşündün mü? Sessizliğin sesini duyduk mu mesela? Ben bir şeye şahit oldum birkaç defa Resul. Bir şeyi düşünürken düşündüğüm şeyin kokusunu hissettim. Nasıl oluyorsa bir garipti yani. Koku mu hatırına geldi abi, kokuyu mu hissettin? Artık bilmiyorum. O zaman 8 tane ders var koku hakkında bizim. Kokuyla çok uğraşıyordum. Çünkü Allah Resulü bana 3 şey sevdirildi dedi, hadisten çıktım. Niye bir tane koku ya? Sonra Ustad 29. sözde zaman, zemin, şey, rahyadan, manadan, nurdan, nardan, zülmetten, saftan, ruhani yaratılıyor dedi. Kokudan da öyle. Koku bizim bildiğimiz gibi değilmiş koku. Aynı zamanda birilerinin zeminiymiş. Sessizlik de öyle bir korkunç bir sestir. Ne var içerisinde merak ettiğim sessizlikte? Mesela ben ses konuşursam, olması nihayetsiz ihtimallerden çıkar, bu olmuştur. Bu dedim. Ama sessizlik ise olması gereken her şeydir. Onun için çok güçlüdür. Çünkü bir şey olmamıştır. Olması her şeye dönüşmesi muhtemel olduğu için çok güçlüdür. Bir şey bürünmemiş. Onun için konuşmak gümüş ise sükût altındır. Niye? Konuştunsa bir şey o olmuştur. Ama konuşmadınsa acaba ne diyecek? Ne diyecek? Ne yani? Her şey hatırına geliyor onun hakkında. Hiç sessizliği düşündün mü ki susmak methedilmiş. Dinde methedilmiş. Sessizliğin vücudu yoktur değil mi? Evet, yok. Adem'i midir peki? Adem'e benziyor. Değil, çünkü güçlüdür diyorlar. Büyük alimler. Sessizlik, susmak. Adem midir yoksa? Adem cinsinden olabilir ama Adem diyemiyorum. Sanki ilim. İlmi vücut yani. İlmi vücut. Ademi değil de böyle. Evet. İlmi vücut gibi yani. Evet. Daha öyle duruyor gibi yani. Methedilmiş dinde. Sahih ya. Sessizlik nedir? Vücutsuz vücut gibi. Adem gibi. Nini gibi. Aynı şeyleri sık sık tekrar ettikçe insan mayışır ve uyur. Niniler, çocuklara. Aynı şey tekrar. Uyu da uyu falan. Sessizlik de buna benziyor. Onun için uyutur, rahatlatır. Sessizlik. Sessizlik yine var diyebiliyorsak Adem olmaz mı? İşte ama
ilmi vücuttur. Hatta bazen öyle dehşetli şeyler barındırır ki hiçbir şey yok. Bazen sessizlik ürkütür insanı. İşareten münafıkları bahsederken Üstad Hazretleri orada çok acayip anlatıyor. Ne? Yani sessizlik, hani karanlıkta kalıyorlar, yıldırım sakin. Ha, o münafık bahsin, evet. O hele gece, doğru. İçsel aleminde seninle işbirliği yapana dikkat et. Bilgisayar, robotların bilgi donanımla çok çok fakat farkındalıkları yok. Tıpkı insan ve cinlerin dışındaki mahluklar gibi. Mesela bilgisayara sanal zeka var. Sanal birbirine bağlantısı var. Belki bilgisayarda sende fazla bilgi var. Doğru. Ama farkındalığı yok. Bazen mesela akıllı telefon dediğimiz var ya, dün gelirken nasıl olduysa kendi kendine birisini aradı. Allah Allah, baktım konuşuyor. Yani aradı, telefonu da açtı. Telefon. O abi falan, hayırdır? Abi beni aradın dedi. Ben öyle bir şey aramadım, araba kullanıyorum. Allah Allah, nasıl olur? Ha, demek ki akıllı telefon akılsızlık yapmış. Akılsızlığı yapmış. Yani oluyor böyle bağlantı. Farkındalıkları, farkındalık o kadar acayip ki bilgi çok bilgisayar ama insan değil. Niçin değil? Farkındalığı yok. Yani bilgi insan etmiyor demek istiyorum. Bilgiyle fark ettiğin kadar insansın, beşeriyetten çıkıyorsun. Beşeriyetten insan olma, dört tane süreç ya. En dışarıda beşeriyet, insaniyet, fıtrat, hılkat. Ne kadar farkındalığımız varsa o kadar insanlık makamına çıkıyoruz ki peygamberlerin vazifesi beşeri insanlık makamına çıkarmaktır. Hiçbir fikrin, düşüncen, his, duygun ve latifen yaşlı değildir. Çünkü bunların yaşı yoktur. Sebebi zamanın altına girmedikleri için. Hiçbir fikrin, bilerek söylüyorum, soğan kabuğu gibi, fikir dışarıda, dimağda, his, vicdanda, duygu, kalpte, latife, ruhta. Onun için bunlar hiçbirisi zaman ve mekan altında olmadıklarında hiçbir fikrin, hiçbir hissin, hiçbir duygunun, hiçbir latifenin zamanı yoktur. Zaman olmadığı için yaşı da yok. Yaşı yok. Niçin bunu konu? Fikrin, düşüncenin, his ve duygu, latifen yaşlı değildir. Çünkü bunların yaşı yoktur. Sebebi zamanın altına girmedikleri için. Geçmişine, geleceğine teslim etme. Yani geçmişin keşkeleriyle yaşama. Fıtratının ifratları seni gelecekte, tefritleri seni geçmişte, bir daha, fıtratın ifratı nedir? Çok acayip, bu muhakematten buldum, biri de biliyorum. Yani ifrat daha muzirdir diyor, tefriti doğurduğu için diyor. Hatırladınız mı? Ha, diyor ki, ben oradan psikoloji şey yazdım. Fıtratının ifratları ne yapar? Fıtratının ifratını yaşarsan seni gelecekte, fıtratının tefritleri seni geçmişte, vasatı anda yaşatır ve seni tutar anda. Çok acayip. Fıtratın ifrat ve tefritini orada buldum. Yani ifrat, fıtratın ifratı seni geleceğe. Tefriti geçmişe, keşkilerle şey yapar. Her ne yapıyorsan sırf onu yap. Başka düşünce ve hislere müsaade etme. Mesela yemek yiyorsun. Ha, ne dedin ya? Veya televizyon seyrediyorsun ha? İbrahim Hakkı diyor ki yemek seni yiyor. Sen yemek yemiyorsun. Ne yapıyorsanız onu yapın. Başka bir şeyle meşgul olmayın. Yemek yiyorsanız keyfini çıkarın. Çiğneyin. Şey mi abi? Fıtrat anda yaşanan gerçekler olduğu için gelecek hayali bir şey ile sürekli meşgul olduğu için mi bu ifrat oluyor? Yok. Fıtrat
Mesela hılkatın en büyük gayesi, fıtratın en yüce neticesi imanı billah'tır diyor. Mesela bununla ben eşitim. Allah'a muhtacız. Yaratılma itibariyle Allah varken hiçbir şey yoktu. Bu da ben de yaratıldım. Bu ne hılkat? Ama bu kalem, ben insan olmam, bu fıtrat. Evet, onu anladım da. Tamam. Şimdi geçmiş fıtrat, tefrit dedi, gelecek ifrat. Ha, fıtrat, yani, fıtratta üç zaman da var. Fakat ifrat olunca artık mesela diyelim ki bazıları hep geleceği merak eder. Mesela bu ne işime yarar diye. Mesela barış dinlesin hep geleceği merak eder. Bu fıtratın ifratı oluyor. Şu olacak, bu olacak, bu olacak. Mesela başka daha acayip, bu bir şey değil. Alın çizgileriyle meşgul olanlar fıtratın ifratındadır. İşte onu diyorum abi, hakikatle hiç meşgul değil de. Değil, evet. Hep yani hakikat dışında bir şeyle, aslında gerçek olmayan bir şeyle kendini meşgul ediyor. Meşgul etmesin. Buna niçin ihtiyaç duyuyor? Andaki sıkıntıdan sıyrılmanın bir yöntemi buluyor. Anda sıkıntıdadır. Mesela niye insan böyle hep hayal kurar veya gelecek sıkıntı derken bu böyle maddi falan şey demiyorum. Yani kıblesine koyamadık fıtratları, sistemin. Mesela diyelim ki alın çizgileriyle fıtratın ifratında olan hastalardan bahsedeyim. Hasta değil, hasta. Burcunu sorar sana. Hangi burçtasın? Kan grubun nedir? Tamam, bakın Allah Resulü'nün böyle bir sünnetinde var mı? Sen kan grubuna göre yoğurt ye, süt ye. Böyle bir şey yok yani. Diyeceksin ki nasıl şey o? Kardeşim, denmiş ki ifrat, tefrit, vasatı var. Başka? Arada olanları nasıl yapacağız? Hekim Azık sana söyleyecek. Sen hekim Azık mısın? Kan grubuna göre şöyle yazıyor. Herkes eline gelen kitap yazıyor. Yani doktor diyecek ki ben senin kanını tahlil ettim. Ya yeme. Tamam. Ama adam dese ki buna mukabil. Yok, sen kan grubuna göre yağ yemen lazım. Böyle mahluklara da biliyorum yani. Mesela alın çizgisine bakıyor. Abi hangi ayda? Burcu ne? Yani hastalık yani. Ama en büyük hastalık nedir? Hasta olduğunu bilmiyor. Sağın mı? Değil. Benim sağım değil. Tüfeğliyiz der usta. Mesela ben tıbbi şeylerde naklediyorum. Bu adamdan naklettim. Nakliyim. Nakle zeval yok. Elçiye bir zeval yok. Ehli burada mesela tıbbi. Ama ben naklediyorum. Böyle. Zihni böyle düşünüyor. Ama şu anda külliyattaki zihin hakikaten ben yoğunlaşmışım. Senelerimi vermişim. Ama göstersem ben sana şey yaparım. Yoksa sen tüfeğli olarak zihinde ben seni öyle miydi diye fikrimden vazgeçmediğim gibi senin hakkındaki ben tıbbi noktasında veya fizik noktasında veya kimya noktasında ben tüfeğliyim. Sana itibar etmem lazım. İnsanlık da budur yani. Mesela fıtratın ifratı budur. Benim işim bu. Ne yapar bu adam? Bu adam ne yapar? Mahkemat okuyor. Bu adam alın çizgileriyle, gelecekle, işte şunla bunla şey yapar. Bizim gibi cahil insanlar. Ama alimler üç zamanı birden şey yapar. Ustad değil burçlarla, değil efendim kan grupları. Ustad havaya bakarak şu anda dünyada şu oluyor der. Hava diyor, hiddet etti diyor. Hadiseleri okuyabiliyorsan başka. O hariç. Bu muhakematta bir tabir var da ahlaktaki ifrat ve tefrit ve istihadatı ifsar ediyor. Ha evet. Çok harika. Ahlaktaki ifrat ve tefrit, ifrat ve tefrit istidadı ifsar ediyor. İfsat ediyor istidada. Yani bizim gibi cahil insanı, peki bana ne lazım da bunu söylüyorsun? Ben de vazifem bu çıkarımları paylaşıp sizin gibi genç kardeşler alet olmayın. Meşgul olmayın. Meşgul olanlar da muhatap olmayın. Söylemeyin burçlarınızı, şeylerinizi. Nereye kan atıcı? Yani hiç mi bakmayın? Bakacağız ama hayatın esası değil. Yani Barış diyecek ki bakmayın, bakacaksın. Biz de bakıyoruz. Mehdi'dir, şurada bakın. Ama hakkı kadar hak vereceksin. Çok meşgul olduk mu bizi sürükler o. Aslı vazifeni unutturur. Hep onunla meşgul olur. Mesela böyle şey var, bu da bir şey yok Fatih. Var. Öyle insan var ki Resul, hayatı hep bu.
şuraya gitti. Trump şöyle oldu. Şurada böyle yazıyor. 70 geçiyor. Şu detay detay detay. Baş dönüyor. Her şey bu. Adamların konuşmasından, mekanından anlam çıkartıyor vesaire. Çok şey, yorucu. Bir kanuniyet veriyor ya, bir uçaktan diyor, Kur'an niye uçaktan bahsetmemiş? Diyor, ayette 20'in kadar yer alabilirsin. Evet, yani evet. Külliyatta bir mevzudan kaç sayfa bahsedilmiş ya, kaç yerde bahsedilmiş? O kadar, çok harika, evet. Yani niye uçaktan bahsetmiyor? Sinek vardı, kuşlar vardı da onun için ona yer o kadar kaldı. Tayyare, hakkı kadar yeri var. Çünkü bir cilde sokacaksın bütün varlığı. Kur'an işte, bir cilt. Yani vazifeyi asliyesi farklı yani. Vazifesi başka, evet. Fıtratın ifratları seni gelecekte, tefritleri seni geçmişte. Yani bunlar ne lazım? Ya ben ikide bir niye geçmişin keşkelerindeyim? Fıtratını tefrittesin yani. Tamir et diye bunları. Kendime çıkardım, paylaşıyorum. İşine girirsin, alırsın. Niye ben hala keşkelerdeyim? Mesela anımlarda daha çok şeyde, geçmişte sen düğünde böyle demiş. Lan 17 sene geçmiş ya. Ben bu numarayı, sayıyı kafadan atmıyorum. Ağzıma geldiği için söylemiyorum. O bir tamir, hakemlik yaptığımdan sonra 17 sene önceki düğündeki yok bizim evden geçerken fazla durmadık. Senin babanın evinden geçerken köyde fazla durduk. 17 sene sonra önüne konuyor. Kavganın sebebi. Fıtrat nedir? Tefrittir. Yani ben bilerek soruyorum. Şey midir abi, fıtratta gelecekle ilgili şeytan ve vesvese ile... Yani hiç bu bazılar yanlış anlayacak böyle. Evet. Hiç mi geçmişe olacak da olduğu kadar bırakacağız. Bizi çok içeriye çekmesine müsaade etme. Bırak oldu. Bitmiş. Mesela 17 sene önceki düğün de şurada evde fazla durdun, burada durmadın. Bir de geleceğe ustad ne kadar değerliyse o kadar. Yok şey midir diyorum, tefritte nefisle ilgili... İfratta şeytanla alakalı. Evet evet, o zaten öyle. Evet. Bütün her şeyin ifratı şeytanidir. Her şeyin tefriti nefistendir. Yani vasatı anda yaşamaktı ve anda seni tutar. Her ne yapıyorsan sırf onu yap. Başka düşünce ve hislere müsaade etme. Ruh hali neyse onun zıttı karşıda oluşur. Bu çok önemli. Şu anda bilimin çok güzel bir yere gelmesi o kadar sevindirici ki çok seviniyorum. İnsan hep derdik, hatırlar mısınız 15-20 seneden beri? Düşünce ve hayal güçtür, enerjidir. Şimdi bilimin geldiği şeyi hep söylüyorum. Bilerek söylüyorum. Onunla alakalı yazılar da geldi bana. Eğli gönderdi, Kanada'da kardeş gönderdi. Diyor ki, şimdi düşünüyorsun. Düşünce bir enerjidir. Bir realitedir, mahluktur. Vücudu var yani enerji. Bu düşünceler bazen hayalimizi, bazen de hayal düşünceyi aktif eder. Yani serbest bölge. Bazen düşünceler hayali, bazen hayal da düşünceleri aktif eder. Birbirine geçişlidir. Bunun dersini görmüştük. Şimdi yeni gün. Şimdi düşünüyorum bakın. Nasıl etkileyecek bak. Yeni bilimin söylediğini söylüyorum. Benim tespitim. Düşünüyor. Bu enerjidir diyor. Düşünüyor. Mesela kuvve-i şevini aktif ediyor düşünce. Gadabını aktif ediyor, nasıl dedi, niye dedi falan. Enerjidir yani. Ortaya çıktı. Bu enerji senin bazı, bu enerji bazı hücrelerini öldürebiliyor, bazı olmayan hücreyi canlandırabiliyor. Nasıl öldürebiliyor? Midene vuruyor. Oo, doktor. Ne diyor? Bir bakalım, tarihlerde bir şey yok. Psikolojik diyor. Değil mi? Bak bir yerleri öldürüyor, bir yerleri vuruyor yani. Düşünce, aşırı sıkılma. Tansiyon artırmıyor mu? Bu da enerjidir. Kardeşim, var olan her şeyin adı, nüfus, cüzdanı enerjidir. Var olan her şey mahluktur. Vardır. Var seni etkiler. Düşüncen, hayalini, fikrin etkiliyor mu? Etkiliyor. Bu enerjidir. Olmayan enerjiyi var eder. Allah'ın Halik ismi tecelli ediyor. Olan enerjiyi de yok eder. Hücreler ölür. Sıkıntı mesela hafızayı zayıflatır. Bilmem Alzheimer götür, bilmem ne yapar. Bunun bilimsel şeyler gerçeklikler yani de. Şimdi diyor ki, bu konumuz bu değil. Düşündün bir şeyi, sende enerji oldu, canlılık. İman bir nurdur ya bir kere. İman bir kuvvettir ya bir kere. Tamam. Bu insanın bu dolu dolu canlılığı karşı etkilemez mi? Onun da moral bozuluyor.
Hatta yapsam sizde de olur. Bak sirayet ediyor yani. Sirayet kanununda beraber yapmıştık bunu. Değil mi? Hatta geldi değil mi size de? Oluyor yani. Yani böyle salgındır yani. Şimdi bu böyle olduğu gibi pozitif düşünen insan sizi o ortamda rahatlatır. Olumsuz konuşmasa bile olumsuz, kötürüm böyle hayata küsmüş insanların bulunduğu yerde duman olursunuz. Niçin? Onların yaydıkları enerji ile sendeki o cinsten ruhaniler uyanır. Erbaa habiseler uyanır. Onun için erbaa bakın revai tayibe güzel kokular kimi celbeder? Erbaa tayibeyi. Bak. Revai habise habis ruhları celbeder. Bu var. Melekler de güzel kokuyu seviyor ya. Meleklerin de ruhu var, değil mi? Tabii canım. Şeytanın ruhu var. Var tabii ya. Ziyai. O da aynı vücudu var. Ervahi habise aynı zamanda. Evet. Şeytan. Mesela kötü koku gübrenin müekkelleri melaik olmaz. Ervah habisedir. Sözler 246. Ervah habis olduğunu nasıl anlarız bir şeyin? Ustad iki tane sıfatını söylüyor ervah habisin. İnsanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden ervah habise. O bizde vücudumuzda meva dişeleri olur. Kanser meva dişeleridir. Ama bilimin söylediği çok da hoşuma gitti. Aferin bu bilime. Geldi çok şükür buraya. Bilimin de en çok hoşuma giden bir tarafını söyleyeceğim. Bugün gelmiş. İnsan genomuna yani genetiğine mahkumdur fikrinden çıktı çok şükür. İnsanın değeri, usta diyor ki kendindendir, neslinden değildir. Etkiler ama değildir. Mesela diyelim ki mahkumata geçiyor. İnsanın değeri neslinden değil, kendindendir. Beni geçmişimle mi şey yapacaksın? Allah Resulü'nün geçmişiyle mi değerlendireceksin? Seni geçmişinle mi? Ana babana göre mi değerlendireceğim seni? Yani? Evet etkisi vardır ama bizzati değildir. Şimdi diyor ki insanın diyor genomu gelenek kültüründen aldığı etkilenecek şeyleri vardır ama mutlak olacaktır değildir. Kendisine yatırım yapmış, kitap okumuş, doğru insanlarla doğru yerde doğru iş yapmış, meşgul olmuş, kitap olmuş. Bu adam değişiyor. Siması değişiyor. Alevi ise, Sunni ise, simalar değişiyor, nuranilik geliyor, canlılık geliyor. Okuma kitabı, Kur'an oku. Ben de bu canlılık olur mu? Nasıl olacak bu? Yani benim genomun geçmişimle mi alakalı şimdi bu şeyim yani? Şu anda geçmişim belki de çay topluyor. Geçmişim, ecdadım şu anda çay topluyor. Hasan abi, siz bunu deyince şunu geldi aklıma. Nasıl ki böyle zararlı ışıklar var, insanın genini değiştirir, bozulur, mutasyon zararlı ya abi. Üstad da Risale'sin diyor ya, tamirize atom bombası. Evet. Tamirize atom bombası, o da düzeltiyor. Evet, yani. Şey gibi ya, X cihazı var ya, bu hamile ve çocuklara yanaşmasın diyor. Hastanelerde görüyoruz. Şimdi devam edeyim. Yani, burada şuydu, çok uzattığımı zannediyoruz ama düşüncelerimiz, hayallerimiz kendi zatımızda kalmıyor. Karşıyı etkiliyoruz. Karşıdan da etkileniyoruz. O zaman pozitif adamlarla beraber ol. Demiş ya büyük zat. Kimden? Peygamberimiz Aleyhisselam hadisini söyleyeyim de. İlim tahsil ettiğinize dikkat ettiniz mi? Kimden ilim öğreniyorsunuz? Bu manada. Yeni Asikabeti de var. Onun için öğreneceğiniz ilmin kadar kimden öğreneceğiniz var. Bunu bilmek gerekiyor. Yani ilim kendisi değil, kimden nasıl öğreniyoruz? Batılında ilmi var yani. İşte kelamın enerjidir. Düşünce enerjidir. Hayal enerjidir. Düşünceler, fikirler enerjidir. His enerjidir. Güçtür arkadaşlar, güç. Artık öyle böyle sırf bunlara, bu madde atoma şey yapmayalım. Artık sıyrılmak gerekiyor. Düşünceyi ile kendini değiştirdiğin gibi kaşıyı da değiştiriyorsun. Telkinle, terapiyle değiştiriyorsun. Asya'da şey diyorlar ona. Budistler şey diyor. Yoga. Yani yoga diyorlar değil mi? Yoga mı? Yoga galiba. Onunla
Mesela nedir o? Deniz kenarında vesaire böyle. Boşalt kendini. Bu temeli bu. Boşalt. Boş. Böyle. Böyle de böyle. Denizin kenarı veya daha böyle hiçbir şey düşünmemekten ortaya çıkan bir dünya oluşturmaya çalışıyorlar. Şey diyor ya, İmam Rabbani değil mi abi? Şey diyor, bir kitap yazılsa diyor, %100 doğru, menfi yok için, hep müsbet. Ama yazan adam fasıksa onun fıskı size sirayet eder. Sirayet eder. İmam Rabbani Hazretleri'nin evet. Radıyallahu anh sözü. Şu şey sayfayı bırakayım, bunları da şey yapacağım size. Bir saat oldu çünkü okumayacağım daha. Karşıyı oluşturur. Neyi düşünüyorsa senin gibi düşünenleri kendine çekersin. Mesela kahveye girse bile herkes kendisi cinsten kişilerle oturur. Dağda tavşan tavşanla, yılan yılanla olur. Hemen onu cez ve celbeder. Birbirine yakın olanlar diyor ustad, birbirine cez ve celp vardır. Birbirine zıtlaşma varsa itme vardır. Vallahi ben bundan ittim diyor mesela. Şeyde çok yaşadım ben. Sağlıkta, sağlık kontrolünden geçeceğiz. Belki bu salonun 4 katı veya 3 katı büyüklükte hapise girmeden önce sağlıktan geçiyorsun. Hepsinin elinde kelepçe var. Jandarmalar ortada. Herkes kenarda oturuyor. İsme göre içip içeri gireceksin. Sağlık kontrolünü geçip sonra hücrene veya koğuşa gidiyorsun. Orada herkes birbirine bakıyor. İnanın bana. Herkesin, bilemezsen bile, tanımlayamazsan bile, herkes kendisine uygun tipleri seçiyor. Birbirlerini esrar esracıyı görüyor, tanır. Dindar dirdanları, dindarları görür, tanır. Tanır. Tamam. Orada, niçin burayı misal verdim? Zıtlar oradaydı en fazla. Böyle bir alem hiçbir yerde görmedim. Havalimanına da benzer. Çünkü uzun süre en az bir yarım saat, bir saat bekliyorsun. Bir saat. Böyle. Ama her tip var. Mafya var. Mafya, çatışma. Samsun mafyası ile veya çatışma. O vardı. Tacizciler vardı. Esrarcılar vardı. Şey vardı. Ben vardım. Yani. Ondan sonra şu vardı, bu var. Herkes vardı. Ama öyle acayip ki. Böyle. Geliyor. Sen tuvalete gitti bir tanesi. İki kişi öldürmüş. Düğün salonunda. Kendi anlattığına göre orada bir olumsuzluk yapmış. Başka, bu da yediremedi. İki kişiyi vurmuş. Tuvalete buradan giderken benim bu taraftaydı. Geçerken oradan gitmedi. Yanımda geldi. Geldi tam yanında geçerken. Hoca efendi geçmiş olsun dedi. Gitti. Tanıdı bir şey. Yani hemen bazıları da var. Yapıyor. Yani mizaç hemen kendisini gösterir. Yani etkilenme var demek için söylüyorum. Neyi düşünüyorsan senin gibi düşünenleri kendine çekersin. Hayat yük taşımak değil. Etrafına baksana, herkes arayışta ve bir şeylerin peşinde koşuyorlar. Zannediyorsun ki huzur ve mutluluk servetle ve kariyerde olsaydı intihar onlardan ekseri çıktığını anlamlandıramazdı. Mesela dünyada en yüksek kişisel gelir Norveç, İsveç, Finlandiya, Japonya ve İsviçre. İntiharların olduğu yer. Bilerek söylüyorum. İstatistik böyle. Ama kişisel gelirin en yüksek olduğu yer olmaz. Çünkü hayat bitti. Anlamı yok. Yani sırf madde değil demek istiyorum insanı mutlu yapan. Ama sebeplerden bir tanesidir. Aradığını hemen görüyorsan esas aradığın o değil demektir. Arayan, aranan olduğunu anlayacak. Arayan kim? Ben. Arayan, aradığının kendisi olduğunu fark ederse farkındalık başladı. Kendini hariçte arama. Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikatını kendinde ara. Büyükler demiş. Dostlarına zaman ayır. Neyi düşünüyorsan, hayal ediyorsan
ona dönüşürsünüz misaline, misal, bir kişiyi hayal edip düşündüğümüzde ona dönüştüğümüzü, onun iç alemine girdiğini fark edeceksin. Yani bir insanı aklınıza hayal ediyor musunuz böyle? İnan onun içine giriyorsun. Onun içine girdiğin zaman onun haletiyle haletleneceğini seviyene göre anlarsın. Bunun en güzel misallerden herhalde Allah-u Alem annenin çocuğu hissetmesi gibi. Bakarsın hiç anlamazsın. Anne bakar bunun altı pisler. Mesela doktor da işte veya işte bizim de ben adamı görmeyeyim. İlk önce doktorda misal vereyim. Doktor burada kendisi söylesin. Günde belki de 50 kişi rahat geliyordur muayene. 50 kişi gelir. 30 kişi gelir. Girdiği zaman %70-80 adam anlar. Değil mi doktor? Vehmi mi, hakiki mi? Ha, anlar. Ben adamı görmeyeyim, mübalağasız. Ben adamı görmeyeyim, burada camide oturuyorum. Adam buradan geçse, sırf arkasından kürsüye doğru gitse, yürüyüşünden, giysisinden, adım atmasının haletinden, adım atma halettir. Bu adam ehli midir değil midir? %70 anlarım. Allah'ın izniyle mübalağa yapmıyorum. Adamın tipini görsem zaten bu adam seviyesi mi değil mi anlarım. Bu işin ehli midir? Yoksa naklediyor mu papağan gibi? Okuduğuna, şimdi okuduğunu nakledecek. Yani hazmedip konuşanlar ayrıdır, kitabı nakledenler ayrıdır. Buraya kadar bir saati geçtik, bir saat. Şimdi şeyimiz okuyoruz, zihin okuyoruz abiler. Zihin. Herhalde ben defterimi unuttum. Şey Barış hemen şey yapar mısın? 28. defterimi acilen getir abi. 29'u getirdim. 161. Evet yanlış yaptım. O gelene kadar birkaç tane de okuyayım istersen. Çünkü israf olmasın. Zaman çok önemli. Fikirlerin toprağa telahuk olduğu gibi Muhakemat 33'ten söylüyorum. Fikirlerin çoğalma. Mesela benim bir fikrim var. 33'te söylüyor. Doktor senin de bir fikrin var. Onu da ver. Ama ben bilmiyorum seninkisini. Benim bir tane fikir, bir tane değerliyim. Havuza at. Telahuk ve efkar. Sen at. Ben de attım. Kaç kişiysek o kadar kişilik kazandım. Ben bir kişiydim. Doktorun içinde alınca bir iki kişi oldum. İki tane insan. Yani insanların fikirleri telahukla çoğaldığı gibi, bu çok önemli cümle. İyi ki bunu okuyorum. Bak lazım olacaksa. Telahuk efkar, yani fikirler bir araya getirmek fikirlerin bütünü topraktır. İnsan adedi kadar insanlaşıyorsun. Çoğalıyorsun. Tamam? Fikirler topraktır. Aynen bunun gibi zengin ve garip düşünme şekillerini toprağa, evham da hayalat da toprakmış. Muhakemat 33. Evham ve hayalat da topraktır. Ne atarsanız çoğaltır. Evham ve hayalat toprağına diyor ekerse hem kavun çıkar hem biber çıkar. Ustad Muhakemat 33 bakarsınız yeni muhakemata göre sayfa. O kadar psikoloji şey ki bunu size malzeme, orayı keşke bir ders yapsak. Evham ve hayalat toprağı diyor. Şaşırdım çok acayip. Çok şaşırdım. Yani onu psikolojiye yazdım. Buradan sonra durdurdum. Kalemi bıraktım. Sonra psikoloji yazdım. 28. defterde o mahkemat psikolojisini yazdım. Evham ve hayalat toprağı. Allah Allah. Yani vehmi hastalıklar mı, hakiki hastalıklar mı, zanlar vesaire. Hep bu toprakta neşunema buluyor. Çok ilginç. Şey diyebilir miyiz abi? Fıtratın ifratı hayalat, tefridi evham. Vasatı da sünnet isteniyor. Yok. Evhamın da hayalatın ifrat tefriti var. Vasatı var. Çünkü nimet ilahidir. Tamam ama fıtratın... Fıtratın dedim. Fıtratın ifratı hayalat. Yani biraz zor olur o. Çünkü evham da insanı ifrata götürür. Çok kötü yapar yani. Çok kötü yapıyor. Evham var ya evham.
Allah kimsenin başına vermesin. O evhat. Yani diyorum ki hayalattaysan fıtratın ifratındasın. Yani şeytan yaptığı için olabilir. Şöyle diyorsun. Her şeyin ifratı şeytandandır. Fıtratın ifratı şeytandandır. Artık temel bilgi bu. Şey diyor abi yani. Eğer diyor hakikatta değilsen hayalattı diyor ya. Evet. Fıtrat neydi? Hakikattır. Hakikat. Şimdi hakikatta değilsen hayalat ya karşılığı. Hı. O zaman bu ifrat oluyor. Hı. Olabilir evet. Yani her şeyin ifratı şeytandan, tefriti nefsi emmarenin hocası olan nefsi emmarenin hocası kafir cinlerdir. Yani Kur'an'ın tabiriyle iblis. İblis. Şimdi zihine okuyoruz. 187. sayfa. Meclis-i Nurani'ye gönderdim. 28. defter. PDF yapmıştı. Birisi yapmıştı diye. Bir taneniz açın, açarsanız ben de rahat devam edeyim. Zihni okuyoruz. Şimdiye kadar hep ısırmaydı. Mektubat 47. Buldun mu abi? Bir bak bakalım. Zihin, benim Halik-i Rahimim o tecridi benim hakkımda bir azim rahmeti çevirdi. Zihnimi safi bırakıp gül-ü kıştan azade olarak Kur'an-ı Hakim'in feyzini olduğu gibi almaya vesile etti. Allah Allah. Mesela Barla gibi zalim zındıklar ustadı Barla'ya, Burdur'a sevk ettiler ya dağa, kim kervan geçmez, kuş uçmaz bir yere götürdüler. Şimdi burada ne sistemi çıkarıyor? Diyor ki gül-ü kuştan azade ettiler. Ne oldu sonra? Kur'an'ın feyzi var. Kur'an-ı Hakim'in feyzi var. Onu alan nedir? Zihinmiş, akıl değil. Feyzi alan, akıl ilim alır, zihin feyiz alır. Zaten okum yazmıştık. Zihin, akıldaki malumatları, tasdikteki ilimleri maneviyata, feyze dönüştürür. Öyle diyor bak. Feyiz dışsal mı, içsel mi? İçsel. İçseldir. Evet. İlim, bilgi, malumat dışsaldır. Evet. İlim, aha, tasdikte, aha, akılda tefekkür vesaire. Ama tefekkür ne yapar? Zihnin üstünü açar, mekanı açar. Tefekkür bile zihinde mekan açmaktır. Şimdi ustad diyor ki bak, dikkat edin metne. Benim Halik-i Rahimime o tecridi, Allah'a sürülünce yalnız kalmak, benim hakkımda bir azim rahmete çevirdi. Zihnimi, aklı değil. Bak zihin neymiş, ne yaparmış, işlevi neymiş? Dikkat edersen böyle. Safi bırakıp, zihnimi safi bırakıp, gül-ü kıştan azade olarak Kur'an-ı Hakim'in feyzini olduğu gibi almaya vesile etti. Şekillendirerek değil, kendi fıtratına göre dönüştürerek, değiştirerek aldı demiyor. İşte. Olduğu gibi. Direkt akıl olmadan da muhatap olabiliyor mu? Olamaz. Çünkü niye? Vahye muhatap olan akıldır. Ama akıl hiç sokmadı, karıştırmadı. Çünkü aklı olmayan dini yok. Şimdi Kur'an'ın olduğu gibi almasına sebep nedir? Feyzini zihinmiş. Bak okuyayım. Zihnimi safi bırakıp gül-ü kuştan azade olarak Kur'an-ı Hakim'in feyzini olduğu gibi almaya vesile ettin. Ne anlamışım bundan? Aklımı safi bırakıp demedi. Aklımı safi bırakıp demedi. Zihnimi safi bıraktı diyor. Mekanla alakalı meselelerde zihni kullanıyor. Mekanın tecritliği, yani beni diyor mesela Bağlan'ın dağlarına ve hiç kimse olmalı diye tecrit ettiler mekan. Zihin aktif oluyor bu sefer. Mekanla alakalı meselelerde zihin kullanıyor. Mekanın tecritliği zihni safileştirdiği gibi mekanın kötü olmasıyla da zihni kirleniyor, bloko oluyor, işgal oluyor insanın. Bunlar saf metin. Yani böyle biraz önceki gibi çıkarım değil yani. Böyle. Sonra Kur'an-ı Hakim'in feyzini olduğu gibi almaya vesile etti. Ne demek? Bu cümleyi aldım. Zihni mekanın tecritliğinde zihni mekanın yani yalnızlaşmaktan, tecrit edilmişten
safi kalabiliyor. Glukuştan azade olunca zihin temiz kalabiliyor. Mekandan çok etkileniyor zihin. Mekandan etkileniyor. Glukuş ne demek? Manasını söylüyorum. Glukuş aklın muhtelif fikirler üzerinde kararsızlığıymış. Lugat. Bir daha. Glukuş aklın muhtelif fikirler üzerinde kararsızlığı, gönül darlığı, kim ve hile, hiyanet ve adalet manalarına geliyormuş. Şimdi devam ediyor bu lugatı verdikten sonra. Mekanın temizliği zihni arınmaya sebepmiş. Zihnini temiz yapmak istiyorsan mekanın temiz olacak. Zihni arınmada Kur'an'ın feyzinden gelmesine zemin oluyormuş. Mekan temiz olursa zihnin temiz olur. Zihnin temiz olursa Kur'an olduğu gibi gelir. Nerede geçiyor bu? 506 sözlerde. Ben geldim de iade-i ziyaret ediliyormuş. Yani 506'da geçiyor sözlerde ve işaret-i sözde geçiyor. Fikren, aklen, fikren, hissen biz o alemlere gittiğimiz gibi kapısına böyle vuruyoruz. Fikren, fikren gidiyoruz. O alemlerde bir gün oluyor, iade-i ziyaret sana geliyorlar, zihnine geliyor. Akıl, vahye bakarken evamili tekviniyelerimiz oluyor. Zihin ise mekana bakıyor, hayatı tekviniyelerimizi oluşturuyor. Çok önemli. Bunu yazmıştık da yazmaya gerek var mı? Zihni saf tecrid edilmemişse birileri işgal eder ve içsel çöküntü buradan başlıyor, yaşanıyor. Çünkü zihin mekana, zemine bakıyor. Bununla alakalı Kastamonu 66'da bunu yazayım isterseniz. Çok önemli. Önemli olduğu için şöyle akıl neredeydi? Vahye bakarken hayat-ı tekviniye ile evamir-i tekviniye fark. Evamir-i tekviniyemizi oluşturuyor. Zihin ise mekana bakıyor. Mekana bakıyor derken Hasan abi? Yani kainat, kainatın haritası. Mekan şeyimizi oluşturuyor, derinlik vesaire. Hayat-ı tekviniye. Fena şeyle zihnen dahi meşgul olmak fenadır diyor üstad. Evet. O zihin dünyamızı oluşturuyor. Yaşanan dünya. Senin dünyan. Akıl vahye muhataptır. Alır. Alacağını alır. Berzahtır. Fena şeyle aklen de meşgul olamaz. Tabii olursun. Vahye muhatap olmadın. Peki akıl oldu, devre dışı oldu, zekavetin girdi, fena şeylerle meşgul oldun, zihni berbat ettin, kalp ve vicdan hatmedildi, duman oldun, bitti ya. Bununla alakalı, bu okuduğumuzla alakalı teyit için Kastamonu 66'da diyor ki, havayı tesmim eden buharat-ı muzahrife, çok önemli burası, havayı zehirliyormuş. Havada aynen zehir var, mesela bir yer yandığı zaman, eski bina yandığı zaman. Çok tuhaftır. Yeni bir eşyanın yanarsa, aynı eşyadan eski olsa dumanı, kokusu farklıymış. Hiç duymuş muydunuz? Mesela ya, eski bir yastıkla yeni bir yastık yandığı zaman kokusu, dumanı farklıymış.
çürük olarak gene biri sağ. Yok çürük değil yani, eskiymiş yani. Bir de başka bir şey söyleyeyim. Hepimiz yaşadığım bir eve girin. Eski eşyaların kokusuyla yeni eşyanın kokusu farklıdır. Bak diyor ki o kadar acayip, bu nasıl bir tespit? Yani en çok hayran olduğum külliyattan bir tanesi de budur. Nedir o? Kastamonu'da diyor ki havayı tesmim eden, zehirleyen buharat muzahrefe, insanın yaymış olduğu dalgalar, düşünceleri, hayalleri. Ya ben içimde düşünüyorum, kime zararım var? O zaman bir bakın bakalım yatak odanızda, salonunuz veya bizim, bizde düşünürsen yukarıdaki odalarımız, mescit, camiler, gittiğimiz eve misafir olduğumuz şeyden, daha hiç kimseyi görmesek, eve bakın böyle, salonuna, seni sıkar veya açar, seni rahatsız eder. Çok acayip. Benim için %100'dür bu. Hiç tevazu da etmeyeceğim. Kişileri görmeyeyim, gireyim salonuna, ben burada yaşayanların iyi ve kötü olduğunu Allah'ın izniyle %90 hissederim. Siz de hissedersiniz. He. Bunu bozuk olur. Salon bozuk olur. Allah'ın izniyle ya. Yani lanetidir, mahluktur. Bura acayip sıkar seni ve gözükür de. Nasıl oluyorsa gözükür. Bak usta da diyor, havayı tesmim eden. Tesmim ne demek? Zehirleyen. Zehirleyen. Buharat muzahrefe. Muzahref buhar. Yani düşünceler, hayaller. Manevi havayı bozar. Herkes derecesine göre ondan zedelenir. Ben zedeleniyorum, sen de zedelenirsin. Bu havanın zararından kurtulmak çaresi, Risale-i Nur'un gözüyle bakmak ve ne kadar müşkilat ziyadeleşse kutsi vazife itibariyle daha ziyade ciddiyet ve şefke hareket etmektir. Mesela ustad bunun devamı da uzun olur diye almadım. Başında yazıyor. 3 ayların gelmesiyle toplumsal şu şehrin çehresi değiştiği gibi hissedersin. Gözüküyor. 3 aylar gidince de hemen gözüküyor. Mesela Ramazan geldiği zaman nasıl değişiyor ya? Bir eve Ramazan gelmemişse girin bir bakın bakalım. Eğer oruç tutuyorsan hemen kesinlikle %500 hissedersin. Ramazan'da gidin akrabalarınıza, oruç tutmayan evi salonda bile anlarsın. Kasavetli bağlar. Kasavetli olur. Herkes diyor derecesine göre etkilenir diyor. Usta diyor. Ve muzahrefe, manevi havayı bozar. Herkes derecesine göre ondan zedelenir. Bu havanın zararından kurtulmanın çaresi Risale'nin gözüyle bakmak. Buharat muzahrefe ne demek? Ben şimdi lügatını söylüyorum. Pis gazlar, karışık karmalar, karma karışık böyle şey yani hava atmosferi. Havanın pislik ve çöplük haline getirilerek zehirlendirilmesiymiş. İnsanın maddi ve manevi sağlığını bozar. Yani çok basit mesela diyelim gece kalktınız, teheccüde kalktınız, sabah namazı. Ne diyor ilk? Hemen kalkınca camınız açın diyor. Ha? O da yani. Havayı tesmim. Ne demek tesmim? Zehirleyen, bozan, aslından çıkaran. Bazen manevi şeyler olduğu gibi maddi bozulunca da ervah habisler ortaya çıkar. Peki bir şey bozuldu, kokuştu. Onu Mekke'yle mesela peynir kokuştu. Eşya çürüdü. Ne olur orada? Ervah habisi yaratılıyor. Müziklerde haramsa ervah habisi yaratılıyor o sesten. Ustad diyor ya 29 sözden. Nardan, nurdan, saftan, manadan, havadan, karanlıktan, gündüzden Allah ervahlar yaratıyor. Bir şey bozulunca o bozuk ervah habisedir. Yaratılıyor. Niye? İnsanın fıtratını bozan ve yanlış olarak sevk eden ervah habisidir. Meleke değildir. Ondandır ki vehim ve vesvese Allah ve melekleri vermez. Veriyorsa onlardır. Bu kadar kesin bunlar. Diyor ki tesmim, havayı tesmim ne demek? Zehirleyen, bozan, aslından çıkaran, bazen manevi şeyler olduğu gibi maddi bozulunca da erva habiseler ortaya çıkar. Zira çiçek koysam buraya, arı, pislik koysam sinek gelir. Madde donmuş erva olduğu gibi maddenin cinsine göre mümessilleri de o cinsten olur ki
Sözler 246'da o nevin istidadını bozan ve yanlış yollara sevk eden mevad-i şerire ile onların mümessilleri ve sekene-i habiseleri o nevi beşerin tariki kemalatına ne büyük engel ettiğini ihtar ederek. Bitti paragraf. Paragrafın üstünde de şöyle yazar. Nevi beşere kainatın ekser maddi envaları ve o envanın mümessilleri ve müekkelleri musahhar oldukları, o nevi beşerin hassalarının bütün istifadelerine müheyya ve munkat olduklarını ifham etmekle beraber. Ne dedik şimdi lügatla? Mevad-i şerire, şerli maddeler, kötü ve kötülüğe sebep olan maddeler demek. Hayırlı ve mübah olan maddelerin mümessilleri, müekkelleri ervah-ı âli oldukları gibi o nevin istidadını bozan, yanlış yollara sevk eden mevad-i şerirlerin mümessilleri ve müekkelleri de ervah-ı habiselerdir. Mesela mümessilleri ile sekenesi, bak ikisini söyleyeyim. Asker düşünün, cephaneyi nöbet tutuyor. Arkadaşlar bir hücre düşünün, bir de o hücrenin müekkeli var. Sekenesi ve mümessili. Bak, o hücre donmuş ruh olduğu gibi o hücrenin de temsil eden, orayı bekçiliğini yapan o cinsten, hücre ne cinsten ise ruhani de öyledir. Eğer insanın fıtratını bozan yılan gibi, akrep gibi, korona, mikrop gibi şeylerse ervah habisedir. Mevadi şeriredir. Şerir maddedir. Şerir madde ne demek? Donmuş erva habisedir. Donmuşsa nedir? O cinsten ruhani çekmiş. İyi kokular iyi ruhu, kötü kokular kötü ruhu çektiği gibi. Bu mevad-i şerire erva habise, yani erva habise, biz mesela olumsuz düşündük. Midemize vurdu. Asit. Bir şey oldu da orada yani. Bir şey değişti, bir şey yaratıldı. Tansiyon yükseldi, bir şey oldu. Yani kötü düşünceler enerjidir. Kötü hücreyi Allah'ın izniyle yaratılıyor. Kötü hücrelerde kanser gibi vesaire, stres dediğimiz şey, onun da müekkelleri, onu koruyan, orada bulunan, orada rahat eden, o hücrenin içinde yaşamaktan beslenen ervah habise var. Güzel kokular, güzel ruhlar. Kötü kokular da kötü şeyleri cezbeder. Ben bu kadar niye anlattım? Ona göre parfümünü eğer haram varsa haramı çekecektir. Eğer kullandığınız parfüm haram cinsindense oraya melek gelmez. Eğer helalsa helal ruhani gelir. Ta hayatın her safhasında, yani dersten kalktığın zaman hayattan kopuk bir ders olmamalı. Hayatın içi. Parfüme kadar git bu iş. Mevad-i şerire ne demek? Şerli maddeler, kötü ve kötülüğe. Gayet meşru yerlerde bunun içine giriyor değil mi? Ne dedin? Gayet meşru yerlerde bunun içine giriyor. Aynen. Mevad-i şerire, içki, zıkkım, bira, meyhane, kahveler. Bir girin bakın. Girmeyin de bakın. Bakın böyle. Havasına bakın ya. Girmeden bakıyoruz abi. Ha? Korkunç bir şey ya. Korkunç bir şey ya. Ben mesela akrabalarıma da gidiyorum. Benim yukarıdaki odam da var ama bu salon gibi bir şey yok. Dostlarıma gidiyorum, nurculara gidiyorum. Evleri farklı. Bak, farklı. Hayırlı ve mübah olan maddelerin mümessilleri, müekkelleri, ervah-ı âliye oldukları gibi o nevin istidadını bozan ve yanlış yollara sevk eden mevad-i şerirelerin mümessilleri ve müekkelleri ise erva habiselerdir. Mümessil demek temsilci. Müekkel demek vekil edilmiş, görevlendirilmiş. Ya maddeyi kaldıracaksın ya da erva habiseleri kaldıracaksın ki sihat ve afiyet olasın. Eğer sen Kur'an nasıl ve nunezzilu minel Kur'an ve şifa ve rahmetin lil müminin ve la yezidu zalimin illa hasara. Yani Kur'an nasıl şifa oluyor? Yani adam diyor ki Japon, Müslüman değil. Bunun yanında diyor kötü sözler söylersen, iyi şeyler söylersen suyu değiştiriyor. Bu bilimsel artık.
Her zaman anlatırım. Şimdi iyi şeyler söylersen bunun mümessilleri değişiyor. Mümessilleri değişiyor. Mesela Kur'an kendini mutlu hissettiriyorsa mutluluk enerjidir. O mutluluk enerji ise kendini var edecek bizde. O cinsten hücre uyanacak bizde. Salgılama olacak. Dopamin ve serotonin maddesi nasıl ki böyle hücre salgınıyor. Suni bir mutluluk veriyor. Rahat ediyorsun böyle. Onda sana şey veriyor. Ruhani, ervah-ı aliyedir yani. Habise değil. Ama vücutun kendi imalat edemezse devamlı onu ister. Ona bağımlı olur. Dopamin veya serotonin maddesi gibi. Bu da böyle yani. Böyle eğer güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen de uyandı. Hayatından lezzet alıyor. Enerji oluyor. Peki mutlu olmak için ne yapmak lazım? Ya kötü maddeyi kaldıracaksın hastalığı veya kötü düşünceyi kaldırıp iyi düşünceyle kötü maddeyi değiştireceksin. Hastalığını düşünceyle de değiştirebilirsin. Gücün kadar tabii. İman hem nurdur hem kuvvettir. İnsana ervah-ı aliyeler beşerin hastalarının yani ne demek his ve duygularını bütün istifadelerine müheyya. Ervah-ı bilseler ne yapar? Bizim istifadelerimize müheyya munkat olduklarını. Ervah-ı bilseler, aliyeler bize iyi şeyleri musahhar ettiriyor. İyi şeyleri uyandırıyor. İfham etmekle beraber. Ondandır ki maddi tedaviyle beraber, manevi tedavi de beraber yapmak lazım ki Bağla 66'da bak ne diyor. Hem bilirsin meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bazen bin ilaçtan daha ziyade nafidir. Bak meyus ve ümitsiz bir hastaya. Hele koronada. Oo tamam şöyle oldu da indirse tam nefes alamayacak, alamayacaksın. Hop. Olmuş. La koronanın 6. gününde adam komaya girer mi ya? Yoğun bakıma girer mi? Zaten atlatmışsın 3-4 gün atlatmışsın. Daha bir çek almamış. Niye? Akrabası gelmiş. Düzeldi. O koronadan daha önce yoğun bakımdan çıkmış. Bu adam. Olmuş olanı söylüyorum. Ona dedi ki atlattığına şey yapma. Evet atlattın gibi ama bakarsın böyle bir nefes alamaz olursun. Sakın dilenmeme hastaneye gidersin. Tamam mı? Ondan sonra yoğun falan derken adam 6. günde hastaneye yoğun bakıma girdi. Onun olumsuz telkininden dolayı. Bak ayet yazıyor. Diyor ki hem bilirsin meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli. Bak tersini düşün. Bazen bin ilaçtan daha ziyade nafidir. Bazen bin tane zehir gibi sana zarar verir. O adamın zehirli üflemesi. Usta öyle diyor. Filokat diyor 11. şu anda. Radyo televizyondaki o mikrofona zehirli nefesleriyle diyor. Üflerler diyor. Ya bak eğer bir insana meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bin ilaçtan daha fayda verebiliyorsa mefhumu muhalifiyle senin olumsuz yaklaşımın, olumsuz anlatman ooo sen buraya kadar nasıl geldin ya? Allah Allah ölmen lazım ya. Sen bu hastaneye nasıl geldin? Geldim doktorum ya. Görmemen lazım. Zıkkımın kök olmam lazım. Bu adam sanki bin tane olumsuz ilaç vermişin gibi oldu. Lan adam gelmiş ya boş ver sen ya. Ama bak sebep sonu. Ya bu tansiyonla gelememen lazım. Geldi ama ne olacak sen hocam? Ya ne diyor usta? Bazen bin ilaçtan daha ziyade nafidir. Tersi düşün. Bin zehir kadar zarar veriyor senin nefesin. Halbuki tabiat mesela Almanya'da bizzat işte kendisi söylüyor. Telefonu. Abi diyor ki bana hasta diyor. Doktor zalim. Milliyetçi midir nedir ya? Boşuna direnmeyin dedi. Koronadan orada fazla haber yok. Televizyona koronadan sağ kurtulan yok diyor. Orada halka inmiyor. Televizyona vermiyorlar. Öleceksiniz. Boşuna direnmeyin diyor. Kim diyor? Anneme diyor. O yaşlılık evine söylüyormuş. İtalya'da da aynısını yapmışlar. Böylelikle öldürmüşler hepsini. Yaşlanan en çok ölüyor İtalya. Doktor şey diyormuş. Boşuna diyor. Bizim Türkiye demiş ya. Kendi söylüyor. Kendisi bana söyledi. Ha veriyorum diye anneme. Ne dedi dedim. Doktor bana dedi ki boşuna direnme öleceksiniz diyor zaten diyor. Yani yalan mı diyor ya bu adam namazlı insan. Halbuki tabiat bataklığında boğulmuş bir tabip. Bak varmış böyle tabip. O bir çare
marizin elim, o bir çare marizin elim yeysine bir zulmet daha katar. İnşallah bu intibahın seni öyle bir çarelere medare teselli eder. Nurlu bir tabip yapar bir doktor. Ne anladım oradan? Ondan sonra keserim. İnsanın meyusiyetini, vesvesesini, evhamını tahrik ederek olmayan veya var olan hastalığın derecesini ve tesirini azaltmak olduğu gibi olmayan hastalığı var hissettirerek fena madeni de işleterek hasta olduğu gibi. Olmayan bir şeyi Bayram sen siman değişik yani. Hasta mısın? Hayırdır? Sapsarı oldun ya. Tamam. İnansa, şimdi deneme yaptığımız için öyle diyor ama gündelik hayatta desen ne oldu abi? Allah Allah. Ne oldu ya? Yok bir şey. Abi ne oldu? Vallahi böyle biraz sapsarı olmuşsun lan. Hayırdır ne bir şey? Hasta mısın ya? Yok abi. Yok ya. Şimdi ben bir bahane buldu. Benden ayrılacak. Lavaboya bir gideyim falan bakayımsa. Gidene kadar vehim zaten. Korkacak. Korkunca da zaten hemen siması değişik. Hakikaten biraz beyazlıkla hissettiğimi şeytan da gösterdi. Bitti. Böyle ya. Acayip bir şey ya. İnsan bir garip ya. Bir mahluk ya. Sığır böyle değil ya. Adama yanında kemençe çalsan umrunda değil. Kur'an okusan da değil yani. Adama bir laf söylüyorsun 20 sene unutmuyor ya insan. Sığır öyle mi ya? Bir insanın vehmini ve yeisini, meyusiyetini şeytanlar ve cinler aktif ettiği gibi insan suretindeki insi şeytanlar da aktif ederek ya hasta ederler ya da hastalığa zemin isar ederler. Vehmini tahrik ederse dimağını, vesvesesini tahrik ederse kalbini dağıtır, ikisi cem olursa rüyen çöküntü olur. Ki vücutta bulunan fena maddeler aktif olur. Anladık mı abi? Yazayım bunu. Vehmini tahrik ederse, çok önemli olduğu için. Çok önemli. Lazım olur inşallah. Dimağını o bir tane şey vardı ya olsaydı. Vesvesini tahrik ederse kalbini yetime tamam dersi bitireceğiz herhalde. Orada mıdır? Evet. Getir o zaman. Ben üstte zannettim. Dağıtır. İkisi cem olursa rühen çöküntü yaşar. İkisi cem olursa rühen hasta olur. Fena madenler aktif olur. Görüyor musun? Vehmini tahrik ederse dimağını ve sesini tahrik olursa biliyorsunuz vehim düşünseldir. Vehim eylemseldir. Orucuna, namazına, abdestine, gusluna olmadı der. Yani eyleme musallattır. Vesvese eylemin belasıdır. Abdestin olmadı diyor. İmanın olmadı diyor. Namazın olmadı diyor. Vehim değil o. Vesvesedir. Eyleme musallat olmuşsa, var olan bir eyleme. Vehim ise düşünseldir. Olmayan düşün. Peki ne yapar ikisi de? Fena madenler aktif olur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu insanın zannı üzerine olduğu sırrınca. Hani diyor ya enna ine zenni abdibi. Cenab-ı Hakk'ın bana nasıldır? Benim zannıma göre ise sırrınca ehli dalalet bu sıra vakıf olduklarından hastalık daha gelmeden vehmini ve yesini işittirerek hastalığa zemin isar ediyorlar. Bunu biliyorlar. Bu adama ben, bu kadına ben, rengin değişmiş, Allah Allah ya, çok fena gözüküyorsun gibi ne yapıyor? Onun vehmini ve vesvesesini aktif ediyor. Ruhen de hasta ediyor. Ama ikisi cem olursa ruhsal hastalık oluyor. Bak ya ne diyor? Zemin isar ediyorlar.
Çünkü vücut ona mukabele etmek şöyle dursun, hastalık, mikrop daha gelmeden kabulleniyor insan. Öyle deyince daha mikrop yok. Hemen o hastalığın olmasına, mikrobun gelmesine hazır ediyor. Yani razı oluyor. Hani vücut tepki vermiyor ona. Bu sebebi vücuda girmesine sebebiyet veriyor. Kabulleniyorlar ve hakiki maddi hasta oluyorlar. Kuvve-i ulviye, kuvve-i kutsiye, kuvve-i maneviye nispetinde maddi ve manevi hastalıklar tutunamaz. Devam edemez. Tıpkı Ağustos ayında karın ve buzun tutunamadığı erimesi gibi. Ondandır ki bir, imanın bereketi diyor. Mesela dabbetular kime tutunacak, kime tutunmayacak? Beşinci şuada diyor ki bir, imanın bereketi, iki, sefaat, üç, su istimalattan tecenüplerince dabbetul arz insanın vücudunda tutunamaz. Bu sıfatların canlılığı nispetinde tutunamıyor dabbetul arz. Hasan abi, bununla ilgili de ben biraz geride kaldım. Şuraya takıldı attım ya. Şu kırmızı yazdığımız kısım var ya. Şurada. Evet. Akıl vahye bakarken evahimli tekviniyeleri oluşturur. Zihin ise ayete bakıyor, ayatı tekviniyeyi, tekviniyeleri oluşturur. Deseydik daha uygun diye düşündüm. Nasıl dedin? Zihin ise ayete bakıyor, ayete. Yukarıda vahye bakar, akıl vahye bakar, zihin ayete bakar. Yani bu kainatın haritası olduğu için. Ama ayete bakıp ayata tekviniyeleri oluşturur. O ayata tekviniyeler mekan oluyor işte. Evet, mekan da şöyle belli, ayat-ı tekviniye ne olduğunu bir de öğrenmeye çalışacak. Aslında ayat-ı tekviniye bizde mekan oluşturmuş oluyor. İşte bunu buraya yazsak bununla ters düşeceği için. Birbiriyle şey ilişki olarak hani vahiy, ayet. Akıl, ayet. Daha ayet mekanımızı düşer diye düşündüm. Yok, kafir mümin şey yapmadan mekan insanın, kafir mümin fark etmiyor. Zihninde mekan oluşuyor. Mekan olur. Ha. Yani mekan derken şu. Mekan algımız var ya, anlayışımız. Üstü açılıyor. Ayat-ı tekviniyelerden sonra mekan oluşmaz mı? Evet, öyle olur. Ayat-ı tekviniyeler olacak. Olmasıyla birlikte mekan oluşacak. O zaman şöyle olacak doktorum. Bak, şunu bu tarafa alacak. Ayat-ı tekviniyeleri. Bu da mekanımızın sonuç. Bu da buraya vahye bakar. Tamam işte. Ay. Şöyle yapayım. Şunu silecektim. Evamir tekniğini buraya getirecektim. Sonuç, evet, doğru. Evamiri bu da ne yapar? Bunu da zaman anlayışımızı oluşturur desek olur mu? Evet, öyleydi zaten. Evet, çok önemli bu. Yani bunların böyle birbirine bağlantıları ve birbirini tamamlamaları bilmek çok iyi. Şu insanın külliyatta merak ediyorsa bunlar anahtar yani. Tefekkürün anahtar. Bir 10 dakika dokuyalım mı, keselim mi? 4'te 1 akırız çünkü 2'de başladık. Daha 2 saat olmadı çünkü. Çok az olur. Mektubat 393. Yok, tövbe. Mektubat 343. İşte şu sırda işte şu sıra dair pek çok zaman zaman zihnimi işgal eden bir halet vardı. Ne anladık bundan? Halet ruha aitti. Bu halet zihni, zihnin hissi,
Bak, zihin hissi, his iradeyi, irade ihtiyarı, ihtiyar fiili ortaya çıkarıyor. Halet yukarıdan aşağı. Mesela halet ruhun özelliğiydi ya. Halet zihni etkiliyor. Zihin hissi etkiliyor. His iradeyi etkiliyor. İrade de dimağdaki ihtiyarı etkiliyor. İhtiyar. Cüz ihtiyari. Bunun tersi de serbest bölgede akla, akıl tasdiki, serbest bölge aklı, akıl tasdiki, tasdik izanı, izan birinci yol vicdana yani iradeye, irade hissi, his zihne, zihin tekrar izanla, izan yoluyla dimağa iltizamı ve iltizam da ihtiyarı etkiliyor, fiile dönüştürüyor. İkinci yol ki zındıkların yolu, serbest bölgeleri aklı, akıl tasdiki, tasdik izanla, izan iltizama, iltizam da itikada, itikat da fiili dönüştürüyor. Yani vicdana inmiyor çünkü vicdanı yok. Direkt serbest bölgede dimağdan fiile çıkıyor, vicdana uğramadan. İnsanı etkileyen dört tane şey var külliyattan bulmuş. Açmak lazım aslında. Vicdana evet. İnmiyor yani. İnsan olarak, hikat olarak hepimiz aynıyız yani. Şöyle bir şey. Da aynı insan. Kafada. İnsanoğlu. Neden vicdan sistemine inmiyor? Şimdi, inemiyor diyelim. Evet. Şimdi serbest ve kafada böyle bir şey var. Sistem. İdi bildiğimiz. Tahayyül, tasavvur, akıl, tasdik, malum. Orada bir serbest bölge var. Tahayyül ve tasavvur. Zaman ve mekan. O aklı etkiliyor. Tamam. Şimdi kafirin sistemi nasıl çalışıyor? Serbest bölgesi hep olumsuzları düşündü. Olumsuzluklar odaklandı. Aklı etkileyince akıl vahiy muhatap olma özelliğini yitiriyor. O zaman akıl vahiy muhatap olmayınca aklın sıfatı olan zeka öne çıkıyor. Çünkü akıl vahiy ile çalışır. Malzeme olmayınca çalışmıyor. Kaliteli araban da yoksa bensin yok. Zeka çıkıyor. Zeka da ilim yapıyor. İlim yapar. Batıl ilim. Ama bu etkiler zihin. Zihin de tasdiki oluşturur. Tasdikte ilim vardı. Sonra bu batıl ilim vicdana iniyor. İlk kafirin. Vicdan kabul etmiyor. Vicdanı yani yılanın şeyi diyor, yuvası haline geliyor işaretleyeceğiz daha. Kalbi ve vicdanı yılan yuvası gibi olur. Akrep yuvasına döner. Orayı ısırıyor. Hani zıt şeyler inince belli bir zaman sonra vicdanı bozuluyor. Vicdansız oluyor. Vicdansızın üç sıfatı var. Bir, konuştuğu zaman yalan söyler. Sözünde durmaz. Bir de Peygamber aleyhissalatü vesselam aleyhindedir. Münafık söyledim. Ben ne dedim? Vicdansız. Münafığın alametini söyledim. Şimdi Peygamber aleyhissalatü aleyhindedir. Bu münafık. Şimdi vicdansız deyince vicdan katmedilmiş. Bozulmuş. Yani niye? İradesini kötü kullanmış. İrade zaten günaha kullanılamaz. İrade ulvi şeydir. İhtiyar günaha kullanılır. Haramlar ihtiyarla yapılır. İbadetler iradeyle yapılır ki ustad cüz-i ihtiyarından vazgeçtim diyor. Kutsi bir şeydir. Vicdan katmedildi mi abi? İlk önce herkes deşitti. Günaha gire gire. Günahta buluna buluna. İşte adam hep olumsuz filmleri seyrede ede. Üniversitede ve lisede olumsuz insanlarla oturup kalkarak, lokallere giderek vicdanı katmedildi. Vicdanın sesini duymaz oldu. Yani vicdanı rahatsız olmuyor. Bozuldu ya. Şimdi bozulmuş mu? Tamam. Şimdi serbest bölgeye yeniden geliyorum kafirin. Serbest bölgede hep olumsuzluklarla, yani tahayyülü tasavvuru hep olumsuzluğa odaklanmış. Olumsuzluklarla oluşan akıl onunla beslenmez. Akıl vahiy ile beslenir. O devre dışı olunca taakkulde zeka öne çıktı. Zekayı besliyor. Zeki adam. Sonra batıl ilim oluyor. Sonra vicdana inecek.
Tasdikten sonra izan geliyor ya. Ama vicdan yolu kapalı. Kapandı. Tekrar kapanınca elektrik yukarıya çıktı. Batıl iltizam oldu. Yani günah, iltizam fiil. Vicdan yolu ne kadar sürede? Bu yol kapanmadığı müddetçe vicdan aşağıdan mutlaka ses yapar. Yukarıda hakikat olmadığını, doğru olmadığını vicdan söylüyor. Yani bu ne kadar sürer? Yani kişiden kişiye ve bunun... Çünkü şey için soruyorum. Mesela böyle bile olsa hani adamın batıl ilmi bile olsa her an her dönebiliyor. Zaman dönebilme ihtimali var ya. He. Hiçbir zaman kapanmıyor galiba. Yani dönebilir. Ulaşamıyor yani. Ulaşamıyor abi. Perdeler geliyor. İmtihan bitmediği için hani orada bir vicdan sistemi çalışıp vahye yani kabul etse oradan sistem çalışacak. Şimdi vicdan yani akıl tatili eşgal etse diyor vicdan etmez. Evet. Vicdan iki şekilde zarar görüyor. Mesela iki. Bir A, B, C, Ç'den yapalım. Adem'i kabul. Bir de K, kabul Adem. Adem'i kabul şu. Ya ben din mesele değil yani. Allah benim ihtiyacım değil. Dinle minle işim yok benim. Bu Adem'i kabul. Bu ölmemiş. Duruyor. Lakayt. Bu günün birinde bir yol bulur belki. O kayaların arasına su girebilir. Bir dua alır. Bir nazar hisseder. Ne bileyim Allah bir merhamet eder. Çünkü Adem'i kabul. Kabul Adem öyle değil. Zıttına gidiyor. İddia ediyor. Dava ediyor. İspata gidiyor yokluğunu. Bu duman ediyor. Bitiriyor. Bu sistemi bitiriyor. Ama mesela diyelim ki ya benim böyle meselem değil. Ya. Fok balığı gibi büyümüş Avrupa'da gafil şeyler. O kabul Adem değil. Hem meslevide geçer bu, hem inşaatı cazda geçer, hem lemalarda geçer. Kabul Adem, Adem'i kabul meselesi. Ha bunun vicdanı duruyor ama uyuyor. Bazı sizin mesleğinizde uyuyan hücreler var. Mesela kanser uyandırmayalım. Bıçak vursak uyanacak yani, aktif olacak. Gibi yani bu. Soruna geri dönersem, eğer Adem'i kabulse vicdanı duruyor. Kabul Adem'se belirli bir zaman sonra kapanıyor ama çok zor kapanıyor. Kalp kapanıyor ama vicdan en son kapanıyor. Zor. Mekan. Vicdanı bitiren. Olumsuz mekan. Olumsuz işler, arkadaşlar, yemeler, içmeler. Yapa 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 vicdanı mecalı kalmıyor. Vicdan ölüyor. Vicdansızlar diyor ustad. Mesela münafığın vicdanı yok. Çünkü niye? Vicdan, münafığın iki şeyi var. Sözünde durmaz. Konuştuğu zaman yalan söyler. Bir de çok acayip yani bunu şeyde söylüyor. Lemalarda mı mektubatta mı söylüyor? Peygamberimizin mektubata galiba. Peygamberimizin aleyhindedir diyor. Emirdan'da mı? Ha Emirdan. Aleyhindedir. Bir münafığı nasıl anlarsınız? Vicdansı, yani vicdanı bitmiş bir şey münafık olur. Peygamberimizin aleyhindeyse şiddetli bir şekilde aleyhindeyse o münafıklık alameti. Ama üçü cem olmuşsa ve öyle yaşıyorsa münafıktır. Öyle üst düzene gerek yok. Bedi adam hasta işte veya deli işte. Ya değil öyle kabul etme. Ya sen etsen ne olur etmesen ne olur. Vicdansız işte. Münafık işte. Peygamberimizin açık aleyhindeyse münafıktır. Hiç adı lamicim yok. Alelen aleyhindedir. Şimdi insanı etkileyen demişiz külliyattan zaman, zemin, tam libastı. Zamanın tesirinden bir hatıra seni hemen geçmişe hem de o haleti yeniden yaşattırabiliyor. Mesela zaman, zemin. Zaman nedir? Yaşadığın ortam ama bir de yaşadığın dünya var geçmişte. O seni hemen bir haletini uyandırabiliyor. Okumuştuk. Şimdi bir tane de okuyayım. Mektubat 393. Son. Bu. Sonra bu sayfaya geçeyim okumayacağım. Mektubat 393'te diyor ki ve her ciheti birden bilir, irade eder bir ilmi muhit içinde. İlmi tarif ediyor. İlim nedir? Her ciheti birden bilir, irade eder bir ilmi muhit içinde zuhur eden kelimat-ı Kur'aniye. Sair elsine-i terkibiye ve tasviriye vasıtasıyla zihni cüzi, şuuru kısa, fikri müşevveş,
kalbi karanlıklı bazı insanların kelimat-ı tercümiyesi nasıl mukaddes kelimat yerini tutabilir? Ne anladık buradan? Zihin, cüz'i, kül, bak cüz'i, kül, külli ile çalışıyormuş. Zihin, dört tane ile çalışır. Cüz, cüz'i, kül ve külli ile çalışır. Bunların menfilleri, zihni ne yapar? Cüz'i, şuuru kısa, fikri müşeveş, kalbi karanlıklı yapıyormuş. Bir daha. Mesela adam, şöyle diyeyim, cüz, cüz'i, kül, külli. Eğer bunlar pozitif olursa, zihni aktif ediyor. Eğer bunların menfileri olursa, mesela cüz'i günahı, genelliği diyor ki bir Müslümanın, bir de sakalınız var diyor. Suç senin. Ama kendisine dense, kendi dava arkadaşına dese, ya niye genelliyorsun? Mesela bir adamın kalbinde hastalığı nasıl anlarsın? Bir Müslümanın kusurunu aramaya çalışır. Nasıl aradı bilmiyorum. Petrol ofisinden şurada burada, bana bir de sakalınız var. Lan senin onunla işin var, niye genelledin? Kalbinde hastalık var. Bu nedir? Zihni ters çalışıyor. Ters çalışıyor. Ne yapar? Cüzü kül yapıyor. Cüzi külli yapıyor. Zihni berbat eden taraf. Şuuru kısadır. Yani kısa fani şeylerin şuurundadır. Çok iyi bir mühendis. Çok iyi mesela fabrikadan kaytarmayı, tazminat almayı çok iyi biliyor. Kısa şeyler yani çok zeki zannediyorsun böyle. Lan aldatsan ne olur? Aldanandır. Nefsine, şeytana aldanmasaydın bu yolu seçer miydin? Kendini uyanık zannediyor. Bu kim? Şuuru kısa. Kısa yapıyor. Sen neye benziyor? Şimdi anlıyorum tabii. Biz günah yani hata yapınca çocukken babamız dövecek ya böyle bağırıyor. Biz de odamıza doğru geliyor. Biz de yalandan yürürsün ben sana yarın. Oysa çok iyi biliyormuş ki ben uyumamışım. Ama perdeyi yırtmıyor. Patron bilmiyor mu? O süreçten gelmiş. Adam işçilik yapmış, kalfalık yapmış. Bir seviyesiyle işveren olmuş. Bilmiyor mu senin o bu fiilinle neyi kastettiğini, neyi takip ettiğini? Bir talebe uyanıklık yapıyor ya kopya. Lan hoca biliyor, göz yumuyor. Ya. O görmedi. Neyi görmedi? Görmek istemedi. Hepsini biliyor. Çünkü aynı sıradan geldik. Aynı. Mesela diyelim ki tenkit ediyorsun bu dersleri. Ben bilmiyor muyum niye tenkit ettiğini? Hakikat mı rendeşler, haset mi tenkit etti? Ben bilmiyorum. Her mesleğin kendi cinsinden hasetçi olur. Mesela beni doktor tenkit etmez. Beni komünist tenkit etmez. Beni Süleymancılar tenkit etmez. Beni tarikatçılar tenkit etmez. Beni Kadiriler, Şaziler tenkit etmez. Beni nurcuların içinde tenkit ediyor. Çünkü emsal görüyor beni. Haset orada ne olur? Emsalsa diyor usta, tezadın sebebi. Emsal ise. Farklıysa tesanüdün sebebi. O tarikat, ben ilim. Tamam. Farklıyız, tesanüd edebiliriz. Çünkü ben nasıl tarikatı tenkit ediyorum? Ya hiç dedim ya o tarikat Kadiriyle Nakşiler şöyledir, o şöyle. Bilmiyorum ki kimin ne dediğini. Varlıklarından haberim yok ki konuşmalarından haberim olsun. O zaman tenkit de olmaz, haset de olmaz. Ama aynı cins, aynı iş yapıyorsak birbirimiz biliriz. Doktorlar şey bilir, haseti de olur. Doktor beni ne yapsın? Beni kalamaz ki doktor değil ki. Bunu zaten itibar alınmaz ki. Sen mesela beni gündeme getirir misin onu? Yok. Çünkü zaten mesele değil. Mesela bir adam bakıyorsun böyle. Şeyde de oluyor bizim toplantılarda. Bakıyorsun bir şey tenkit ediyor mesela. Adam işte her türlü şey girmiş. Azan kardeş diyor yaşlı. Ya izahlı şey yapmasan diyor. Tamam abi. Ona bak dedim. Şu ayetteki çay getirsen oradan dedim. O çayın şeyi var. Ya o kadar. Başka birisi şey yapıyordu. Dedim ki sana bir şey söyleyeyim mi dedim. Ya şöyle ders olsa yapsan falan. Dedim bak yazın beyaz giy ki dedim. Güneş enerjisi içine almaz. Dışarı yansıtır. Eğer yazın siyah girersen güneş enerjisi içeri çok ısınırsın. Anladım dedi. Hadi git bak. Ha şimdi kendi cinsinden olur. Şimdi peki dört tane söylüyor. Cüz, cüz'i. Cüz ise geneller.
cüz-i hadisi külli yapar. Şuuru kısa, yani ya o yolları kandırmaya dedi. Fikri müşeveş, zihni berbat eden üçüncü şey. Fikir ne yapardı? İltizamı. İltizam da izanı. İzan da aşağı iner. Vicdandaki iradeyi ve zihni etkiler. Fikri müşeveşse vicdanı da müşeveş yapar. Bir de kalbi karanlıksa, yani iman nuru yoksa, bu sefer vicdandaki zihni de duman ediyor. Demek ki vicdanı şekillendiren zaman, zemin, tam, libas, yani cüz, cüzi, kül, külli, yani cüzi bir hadiseyi külli yapmak müsbet yaparsan, ya müsbette genellemek nimettir. Mesela diyelim ki tarikatçıdan bir şey gördün. Helal olsun bu tarikatçılara. Helal olsun bu tarikatçıya demedin. Mesela diyelim ki doktorlar, Allah razı olsun bu doktorlardan. İyi ki varlar. Oysa sen bana yardım ettin. Çok zalim de var. Bu takdir edilmiş. Tenkit değiller. Çünkü sana bir zarar getirmez. Takdir, isabet etmesen günahın yok. Allah razı olsun bu doktorlardan. Allah razı olsun demek neye benziyor? Allah razı olsa razı olacak. Olmayacaksa olmayacak. Onun radyosu kapalı. Yan yapıyorum ama adamın radyosu kapalı. Ne yapayım? Ha. Ama bakın müsbeti takdir edilmiş fıtratta. Allah sen bana yardım ettin. Herkes değil ki. Allah razı olsun şu doktorlardan dedi kadın sana. Ama tam tersine kendisine göre bir yanlış. Allah bilmem nesini versin bu doktorlardan. Allah bunları şey yapsın. Lan Allah bunu yapsın niye demedin de bu doktorları diyorsun. Yani her tarafta ahlak aynı böyle. Mesela bir siyasetten iyilikleri görürsen tamam. Kötülük gelirse yani kötülüğün iyiliğini muvazene edemiyor. Hangisi galip ona göre muamele edecek. Yapmıyor. Genelliyor. Ama pozitifte genelleme mesuliyeti yoktur. Negatiflikte şöyledir. Örnek verdim sana doktor. Allah razı olsun bu doktorlardan. Ama sen yardım ettin. Diğer doktorlara demesi buna bir mesuliyet getirmez. İsabet etmesi bile. Menfisi, sen yanlış yaptın ona. Allah bilmem neyesini versin bu doktorlardan. İstersen sosyal uygulayayım, sosyoloji yapayım. Bırak ya tokattan adam mı çıkar? Ne oldu çıkanlara? Hukukuna tecavüz olmadı mı? Sosyoloji de böyle. Peki, psikolojiye uygulayayım ben bunu. Yani bu kanunu yakaladığına şey uygular. Ben iyi değilim. Bu tarafın iyi değil ya. Şu anda iyi değilsin. Dün de iyiydin. Biraz sonra da zaten gidecek. O zaman da iyi olacaksın. Şu anda bir halet var, bir his var. Onun altındasın. Ya hava kapalı, ya yediğin gıdalar, ya bir ah almışsın, ya aynı günde, aynı saatte 7 sene önce seyrettiğin filmin aktif halidir. Veya vurgun yedin şu anda. Şu anda vurgun yedin. Neler oluyor? Oluyor. Çeşitli. İle seninle alakası yok yani. Biraz sonra geçecek. Bak psikoloji de bu. Ama geneliyor. Ben iyi değilim. Her zaman ben böyle. Ben hastayım. Ben düzelemem ya. Düzelemez ki. Düzelemez. Bak ne yaptın? Genelledi. Ondan sonra şuuru kısa. Şuur peki nedir o? Aleminde anlam vermek. Farkındalığınla anlamlandırmaktı. Farkındalığın kadar. Adam şuursuzca hareket ediyor. Ne demek o? Şuuru kısa. Kısa hesaplar yapıyor. Çalıyor, çırpıyor. Uyanıklık zannediyor. Tam bir fırsat zannediyor. Memursa. İşçi ise fabrikada Mehmet Bey nasıl ya? Geçir de yok hemen. Kar zannediyor. O topu kumaşı çalmaksa kar zannediyor. Efendim kısa böyle. O kadar basit ki yani. Bu insan bu kadar basit olamaz ya. Bazı affedersiniz köpekler var ya böyle. Veya kediler. Balıkçıların lokantalarında bir şey bekle anınca kapıyor ya. Vay uyanıklı. Aynı onun gibi ona benzetiyorum. Şuuru kısa. Kısa bir döngü içinde. O kadar yani. Çalsan ne olacak? Çalmasan ne olacak? Ne olacak? Kısa bir dönemde benden çaldın. O kadar kısa zarar ettiğim gibi ama ebedi karım var. Nasıl ödeyeceksin bana orada? Sonra bitti ha Resulüm. Fikri müşeveş. Yani kıbleye yani vahye bağlanmayan her fikir müşeveştir.
karışık. Zihni etkiliyor. Abi bir şey söyleyeyim. Bu şuurun kısa cihetine psikolojik olarak nasıl bakabiliriz yani? Mesela dese ki şuuru kısa, kendisine farkındalığı az olmaktan kaynaklanan şuur, kısa bir döngüde, yani mesela diyelim ki bir hastadır, canı sıkıldı, bu bir sürü günahlarımıza kefarettir. Düşün ki hiç hastalık olmasa, hiç kefaret olmamış olacak, hiç günahımızı temizleyip sebep olmayacak. Ve mesela diyelim ki ben iyi değilim. Aa, hangi güzel tarafım var ki iyi olmadığın tarafını da anladın. Yani kısa düşünüyor. İnsanı şey zannediyor, makine zannediyor ya. Ya niye itiraz ediyor böyle sağlığına? Ya sen makine misin ya? Hep iyi olmak istiyorum. Yani itiraz hep iyi olmak, standart olmak. Yani kardeşim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hüzünlü bir günü yoktu ya. Bu dünya la rahat fi dünya la darul ahire. Yani sıkıntısını hayata lanet okuyor. Hayat anlamsız kılıyor. Hayattan geldiğine pişman oluyor diyor Risale'de. Oysa Allah sıkıntı çekesin diye vermedi. O bir zemindir, o bir malzemedir. Onu kullan, ona bas, orada bir şeyler olgunlaştır. Fırın gibidir, sıcaktır. Elini sokarsan yanarsın ama tepsiyi koyarsan köfteni pişirir, ekmeğini pişirir. Yani sıkıntı yaparsan sıkıntıdır. Sıkıntıyı Allah'ın yani vahiy ile yorumlarsan basamak olur. Sonra kalbi karanlıklı. Kalbi karanlık ne? Latife insanesi inkişaf etmemişse. Yeis, ümitsizlik, vefasızlık, şefkatsiz, merhaba ezber söylemiyorum. Şuunattan söylüyorum. Mesela şefkat, muhabbet, şefk, lezzet. Lezzet-i mukaddesiye haberi yok. Memnuniyet yok, iftihar yok. Vefası yok. Yani tümü geneline insan değil yani. İnsan değilse, kalbi karanlıksa zihni çöküyor. Mekansız oluyor. Yani yaşayacak bir alem yok. Zihin mekandır arkadaşlar. İçsel mekan. Nasıl anlarsın? Akıl için bu alem-i şehadet neyse, ne kadar gerçekse, zihin içinde o alem, vicdani bir alem, vicdan bir alemdir. Diş dünyada, kafada, akıl neyse, ruhta, iç alemde de zihin odur. Bu kadar kolay. Artık ben burada yaşayamam. Usta hapishanede bile yaşamayı öğrenmiş. Ne, lanet okumamış hayata. Baktı ki dış dünyada bir şeyim yok. Dışarıda okyanusta fırtına var. Limana geçmiş. Zihnine geçmiş. Orada yaşamış. Hem de olmayacak bir yaş. 86. O 18 tane resmi, 28 tane gayri resmi. Zehir yediği halde. Şimdi adam bu kadar siyata dikkat ettiği halde yaşayamıyor. Yani ille esbabı da var da bu işin yani. İlle insana böyle güzel gıdalar, güzel mekanlar değil. Yani ustad iman hem nurdu hem kuvvetti. Onun bereketini de aldı yani. Allah Resulü'nde ise 63 olmasının sebebi 28. Mektupta söylüyor. Zihninize gelir. Peki onu niye 63? Çünkü Allah Resulü'nde her şey sünnettir. Ustadın her şeyi sünnet değil. Yani Allah Resulü'nün en mükemmeldir. Eğilmesi, kalkması, hastalık, çeşitler hepsi. Eğer öyle zehirlenseydi, bilmemelseydi, yataktan kalkamasaydı, ustad mesela zehirlendi, bu da sünnettir diyecektik. Yani her noktada mükemmel örnek o Allah Resulü olduğu için en mükemmel yaş odur. Burada kesiyorum. Cenab-ı Hak rızası dairesini hareket ve hayrat kazandırsın. Bizi huzurundan, rızasından almasın. Bizi bize bırakmasın, merhamet eylesin. Riyakarane yaptığımız şu duaları dergâh-ı izzetinde kabul eylesin. Ya Rabbel Alemin, senin nezdinde kabul olan dualar var. Bu kadar 124 bin peygamber, 124 bin evliya, hak ve hesaba gelme asfiya. Bu kadar mümin ve müminat dua etmiş, tövbe etmiş. Ya Rabbi, biz bilmiyoruz kimin hangi tövbesi, hangi haletle, hangi esma-i mazhar olmuş da tövbesi kabul olmuş. Ya Rabbel Alemin, senin dergahında, senin nazarında tövbe edilip kabul edilmiş tövbelerin hürmetine, o tövbeleri ortaya çıkan halet, o tövbeleri kabul eden esmanın hürmetine, hatırına onları vesile ve sebep yapıyoruz.
Bizim tövbelerimizi, günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Tövbemizi kabul eyle ya Rabbi. Tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Bizi bize bırakma ya Rabbel Alemin. O 124 bin enbiyanın haletinin hürmetine, 124 milyon evliyanın mazar olduğu esmaların hatırına. Ya Rab, ne isteyeceğimizi de bilmiyoruz. Nerelerden de sığınacağımızı bilmiyoruz. 124 bin peygamberin sığındıklarından sığınıyoruz. İstediklerini de istiyoruz. Onların kabul olan tövbeleri, duaları hürmetine tövbemizi kabul eyle ya Rabbel Alemin. Ve ahir davahım enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha. Amin.